Sevgili seyirciler özgür ifadeye hoş geldiniz. Eee yine Hayko Bağdat ve Mustafa Erdoğan'la birlikteyiz ama bugün tekrar çok değerli bir konuğumuz var. CHP Genel Sekreteri e, Gürsel Tekin hoş geldiniz size. Hoş bulduk, iyi özel yayınlar hoş yayınlar geldiniz ediyorum. diyorum. Ankara'nın havasını da buraya getirdiniz. E, bugün muhterirleri <laughs> biraz anlatabilir misiniz? İstifalar <laughs> oluyor. Eee Bine sevk ettiğiniz milletvekilleri var. Ee, Nazlı Hanım istifalar oluyor deyince tabii bir tek istifa, bir istifa oldu. Istifa bir oldu. milletvekili istifası oldu. Beklenti var mı? Ee, hmm. Ama biliyorsunuz 17 Aralık ve 25 Aralıktan sonra AKP'de 17 tane milletvekili istifa etti. Şimdi hepimiz biliyoruz özellikle son dönemlerde ben aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı yapmış bir insan olarak söylüyorum. Sürekli aktif siyasetin içinde ve bütün bu olup bitenleri çok yakın en izleyen 17 Aralık 25 Aralık'tan önce 2011 yılında Türkiye'deki kirli siyasetin ve yolsuzlukların belgesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100 milyar doların nasıl çeteler tarafından paylaşıldığını açıklayan bir insanım. Ne 7 Aralık vardı ne de hiçbir şey vardı ne de bu kavgalar vardı. Ve bugüne kadar 2011 ile 2014 arasında da bir tek itiraz eden AKP'li olmadı. Daha ileri giderek yani hiç kimse bir tek itiraz eden AKP'li olmadı. Daha ileri giderek yani hiç kimse itiraz edip cevap vermediği için direkt savcılara çağrıda bulundum. Dedim ki olabilir sizin İktidara gücünüz yetmeyebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri olarak bana gücünüz yeter, beni sorgulayın kardeşim. Evet. Yani bir insan bir iddia koyuyor, 100 milyar dolar ki bu rakam çok yüksek, daha mütevazı. Çünkü emlak piyasasındaki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla zaman zaman şunu derler ya, bu CHP'liler, solcular para pul bilmez, mütevazı bir rakam 100 milyar dolar. Çok özür dilerim. Emine Hülker buraya nasıl geldi? Geleceğim Şimdi, oraya. <laughs> gerçekten. O, tabii ki oraya geleceğim. Siyasetçi Niye oraya Her zaman tabii, tabii ki. Bizim. Şimdi şöyle bir algı oluşmuş maalesef Türk siyasetinde. AKP'yi eleştirmek, AKP'yi sorgulamak gerçekten bir güç hale geldi. Yani kendisinin medyası ve merkez medyada şu anda esaret altında siz de çok iyi biliyorsunuz ki evet. isimlerini de verebilirim. CNN dahil Habertürk ve MTV adeta. TV adeta işgal edilmiş belli insanların denetimde olan şeyler. Gazeteler keza öyle. Şimdi bütün bu Türkiye'de olup bitenler konusunda sürekli CHP tartışılır. Ya bugüne mahsus değil. Yani yarın da CHP'yi tartışacağız. Ama sizi bulmuşken Çünkü bu konuları Elbette, Tabii ki, evet. tabii ki. Şimdi bakıyorum mesela bu arkadaşlarımızı hemen hemen bütün merkez medyadaki televizyonlar çağırdı. Gazeteler röportaj yaptı. Aynı gazetelerin, aynı televizyonların 17 tane AKP'de istifa eden insanların çok ağır iddiaları oldu. Yani bu arkadaşlarımızın iddiaları yok. Kendi siyasi düşüncelerinden dolayı olabilir. Herkesin siyasal düşüncesine bir saygılıyız. Ama ortada çıkıp çok ağır iddiası olan insanların bir tanesini televizyonlar çağırmadı. Hiç duydunuz mu? Mesela bu istifa eden AKP'de milletvekillerini CNN, NTV ya da Habertürk benzeri... Kısmen benzer... çıktılar Hiç zaman görmedim. zaman yani galiba. Hiç görmedim. Ben öyle görmedim. Çok az şeyde o da dövmek için çağırdılar. Evet. az şeyde o da dövmek için çağırdılar. <laughs> Bütün bunlara baktığımızda CHP ile ilgili, ısrarla ya yeni değil ben 30 yıldır CHP'deyim sürekli bir CHP'de bir iç kavga olabilir mi uğraşı mücadelesi verilmiştir. Niye veriliyor? Çünkü bütün bu olup bitenleri kapatmanın bir tek yolu bu. Ama ne yazık ki bir öz eleştiri de yapmak istiyorum. Bütün bu olup bitenlere de arkadaşlarımız bu imkanları e, sağlıyor. E ne güzel yani. CHP konuşuluyor işte güzel. <laughs> Ama tabii fikri olarak CHP'nin CHP hani ki. yeni CHP Kürt'e ulaşacak, CHP Ermeni'ye ulaşacak, CHP Alevi'ye ulaşacak CHP ile işte ulusalcı kanat arasındaki o bildiğimiz e, iç çatışması içerisinde CHP'nin bir yörüngesi mi değişiyor? Bu bizim için çok önemli gerçekten. Yani Emine ülke Tahran e, vücudunda e, bir siyasi zihniyet CHP'den e, kopuyor mu e, ve CHP artık başka e, şeylere mi açılacak? Mesela Ekmelettin Bey adaylığı var, işte en son Atatürk'e e, mevcut okutmak var. Yani biraz CHP sizin de il başkanlığınız döneminde hatırlayayım, Hayır. çarşaf açılımı diye medya manşetlere çekmişti. Bu, var. Yani biraz CHP sizin de il başkanlığınız döneminde hatırlayayım, Hayır. çarşaf açılımı diye medya manşetlere çekmişti. Bu, bu buradan bir yönelme mi var? Merak ettiğimiz biraz Elbette da bu. Elbette bakın, Sayın Kılıçdaroğlu geldiği günden itibaren çok büyük bir iddiayla biz 76 milyonun siyasi partisi olacağız. Sosyal demokrat bir partiyiz. Bütün unsurları kendi içimizde barındırabilecek, bütün dünyada, evrensel dünyada olduğu gibi evrensel sosyal demokrat ilkeler üzerinde yürümek istediğimizi çok net bir şekilde ifade etti. Bunu kurultaylarda, kongrelerde de ifade etti. Ama ne yazık ki o gün arkadaşlarımızın hiçbirisi rahatsız olmadı. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız rahatsız olabilir. Ben çok parti içi tartışmaların içine girmek istemiyorum. Saygı da duyarım. Kalan kalır gidenlerle biz yolumuza devam ederiz. Ama şuna emin olun, şunu da söylemek istiyorum. Son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne olağanüstü ilgi var. Örneğin Diyarbakır, Erzurum, <laughs> Vardın, Ağrı, Urfa... Çok kamuoyunun çok tanıdığı, bildiği isimlerini burada zikretmek istemiyorum. Çok sayıda insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki süreçte siyaset yapmak istiyor. insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki süreçte siyaset Niye? yapmak istiyor. Ne oldu? Ee, herhalde bir ıı, çekim merkezi haline geldik. Yani Türkiye'de bütün bu olup bitenlerin karşısında insanların sığınabileceği başka liman kaldı mı? Yani iktidarın bütün uygulamaları ortada. Bu Bütün bunun karşısında daha sağlıklı duruş sergilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilgili olması son derece doğal. Şimdi mesela şeyin kullandığı, AK Parti'nin kullandığı bir gerekçe çok de CHP'nin geçmişiyle onu da hani açalım Tabii oraya size da vereceğim zaten. Şimdi bunu niye söyledim? Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2011 yılından itibaren Kürt meselesi dahil olmak üzere, Alevi meselesi, demokrasi, insan hakları, taşeron işçilikle ilgili, hayatın her alanı ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmış ve hepsini kanun teklifi olarak vermişti. Buna dersim dâhildir. Ama hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar gündeme getirmiş olduğu bu çalışmaları bir tartışma konusu haline getirmedi. Yani iş cinayetlerinin kadar gündeme getirmiş olduğu bu çalışmaları bir tartışma konusu haline getirmedi. Yani iş cinayetlerinin sanki bir sürprizmiş gibi bugün tartışıyoruz. 2011 yılında itibaren dünyada uluslararası kurallara uygun bir şekilde zaten biz aynı zamanda bu sözleşmeye imza atmışız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ısrarla gelin bunu hayata geçirelim demişiz. Siyasi partiler yasasını değişmesi için 2011 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi gelin demokrasinin prangasıdır. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Millet iradesi yani çıktığında mesela bütün AKP'liler Sayın Erdoğan'dan millet iradesi diye söylüyor. Hiçbir milletvekili Nazlı Hanım siz de o parlamentoda görev yaptınız. Hiçbir milletvekili millet iradesiyle seçilebilmiş değildir. Kimin iradesiyle seçiliyor? Direkt genel başkanı ve genel merkezin. Böyle bir demokrasi olabilir mi? 12 Eylül'le hesaplaşacağım diyorsunuz. 12 Eylül'ün can alıcı bütün maddeleri ortada. Maşay CHP de parti içi demokrasiyi daha çok geliştirebilir. Elbette geliştirebilir ama siz de can alıcı bütün maddeleri ortada. Maşay CHP de parti içi demokrasiyi daha çok geliştirebilir. Elbette geliştirebilir ama siz de takdir edersiniz ki bunun zemini siyasi partiler yasası değişmeden mümkün değil. 80 öncesi sadece solda değil, sağda da bütün siyasi partilerde ön seçim zorunlu hale gelmişti. Bir yasal zorunluluktu. Şimdi bunların tamamı ortada kaldırıldı. Üyelik sistemi dahil olmak üzere her şey zorlaştırıldı. Yani bir siyasi parti düşünün. Pazarda üyelik üye yapıyor. 12 milyon üyesi var AKP'nin şu anda iktidarın. 12 milyon üyesi olan bir siyasi partinin 40 milyon rey alması lazım. 40 milyon. Niye 12 milyon oluyor? Vatandaş niye o, o partiye üye oluyor? Çocuğumu işe sokabilir miyim? Çocuğum sınava girerken biz başına bir iş gelir mi? Vergi memuru kapıma gelir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bütün bu anlayışı değiştirmen yolu, tüm evrensel kurallarda olduğu gibi yani biz dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da insanlar nasıl milletvekili oluyorsa bizde İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da insanlar nasıl milletvekili oluyorsa bizde de insanlar biz böyle vekil olabilmeli. Muhtarı nasıl seçiyoruz nazaran? Ama ön seçimi yapabilirsiniz. Efendim yapıyoruz şu anda içinde. Türkiye'de sadece biz yapıyoruz. Ama, ama bu sınırlı, yeterli değil. Sınırlı bu yeterli değil. Bunun zemini Yasal dünyada oldu. Tabii ki yasal ve direkt vatandaşın net anlayabileceği şekilde nasıl muhtarımızı seçiyorsak milletvekilimizi öyle seçebilmeliyiz. Yani bu vatandaş muhtar <laughs> seçebiliyor da milletvekili seçemiyor mu? Yani nereden buraya geldik? Şundan dolayı. <gülüyor> Eminim, <gülüyor> şey, evet, <laughs> emin ülke Yani göre, devam edecek <laughs> mi istifalar? Zannetmiyorum. Ya yok yani belki bir iki ee, arkadaşımızın şeyi, olabilir. Şühel Batum'u e, disipline. disipline sevk evet. ediniz. O ne oluyor? Eee disiplin karar verecek bilemiyoruz tabii yani, disiplin kurulu. Yani ihraç kurunda. olmaz herhalde değil mi? Bilemiyorum yani belki disiplin cezası kısa süreli cezası. mi disiplin sevk edildi yoksa uyarı Evet. ihraç sistemiyle. Uyarı ha. da olabilir sonuç itibariyle bu her sanırım. siyasi partinin e, e, hukuk sistemini işleten disiplin kurulu. Uyarı ha. da olabilir sonuç itibariyle bu her sanırım. siyasi partinin. Olabilir. <laughs> hukuk sistemini işleten disiplin kurulu vardır. Disiplin kurulunun vereceği kararı evet saygı duyuyoruz. Evet ben Mustafa Erdoğan söyleyeyim. biraz Şimdi bakın ben bir de. E, Gürsel Bey'in bu programa gelmesi güzel oldu hakikaten. Ben e, daha evvel de Sayın Kılıçdaroğlu başka programda yine sizinle başka programda buluşmuştuk. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani bu son istifalar dolayısıyla tekrar gündeme gören gündeme gelen bu kimliğini yenileme çabasını ben baştan beri takdirle karşıladım. E, fevkalade önemli bir nokta bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel olarak e, kuruluş döneminin e, bazı problemli icraatlarının da e, sahibi olarak aynı zamanda yakın zamanlara kadar e, Türkiye'de baskıcı pratiğin de dayanaklarına birini oluşturan resmi ideolojiyle çok özdeşleştirmiş bir parti olarak biliniyordu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra sizin ekiple beraber hakikaten çok önemli bir yeni açılım başladı partide. Bunu ben hakikaten çok önemli bir yeni açılım başladı partide. Bunu ben çok takdir ediyorum. Fakat problem şu sanıyorum. Hala kafalarda bir netlik yok. Mesela siz diyorsunuz bize ilgi artmaya başladı ama genelde biz o kadar iyimser bir algı e, göremiyoruz. Yani insanlar acaba gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi mesela 70'li yıllarda e, Sayın Ecevit'in partiye verdiği dinamizm gibi onu biraz daha e, devlet ideolojisinden uzaklaşan daha sivil görünümlü bir e, kimliğe kavuşturabilecek mi e, yoksa parti içindeki mesela bu istifaları veya istifa etmesi ihtimali olan yahut da partinin çıkarılması ihtimali olan milletvekilleri ve onların belki tabandaki karşılıkları bakımından da hala bir belirsizlik var gibi görünüyor. Bunu e, parti aşabilecek mi? Tabii ben bundan emin değilim. Belki burada e, zor bir şey yani onu takdir ediyorum hakikaten anlıyorum zor bir şey çünkü bir partinin hakikaten anlıyorum zor bir şey çünkü bir partinin e, kendisine yeni bir kimlik biçmesi bir bakıma eski kimliği e, reddetmesi anlamına geliyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ve herhangi <laughs> parti bunu tamamen yapamaz tabii. Yapması da uygun bir şey olmaz. Fakat e, bir de tabanda mesela partiyi algılayanlar açısından baktığımızda seçmen tabanında bu istifa eden e, milletvekili ve onun gibi düşünenlerin e, perspektifine yakın beklenti içinde olan ciddi bir tabanınız var. Yani benim çünkü e, gözlemlerim de öyle birçok kişinin de gözlemleri var. Sadece mesela yani tavandaki bir de, değişiklikle kolay kolay üzerinin yani, üstesine gelinebilecek gibi gelmiyor bana. İsim verirseniz Nazan'ın ben de tabii tabii bir bir tabii çünkü Gülsel Bey'e verince büyük bir ihtimalle de hepsine birden yorum yapacaktır. Şimdi e, CHP'nin hakkının yendiğini düşünüyorum gerçekten. Çünkü Mesela Roboski meselesinde, iş cinayetleri meselesinde, faal-i araştırılması meselesinde, aklınıza gelebilecek bütün bu Aslında bu toplumun Meçhullerin araştırılması meselesinde, aklınıza gelebilecek bütün bu Aslında bu toplumun e, hadi yapılsın artık dediği, hatta e, AKP'nin bunları yapar gibi gözüktüğü yerde verilen bütün e, yasa tasarıları, soru önergeleri hepsi AKP'li vekiller tarafından reddedildi Ve medya aslında bunu bu kadar Parlatmadı ama Sanki şöyle bir şey var Gürsel Bey, katılır mısınız bilmiyorum. Ben de genel başkanla Kemal Bey'le röportaj yapma imkanı bulmuştum gazete için. Gerçekten çok beyefendi, çok kibar, çok naif bir lider olduğunun hakkını teslim ederek söyleyeceğim ama şimdi mesela CHP geleneksel e, Kemalist tabanından, ulusalcı tabanından e, ve bunun üzerine sosyal demokratları, liberal kesimleri de cez, cazibe merkezi olurken bir doğal sınırda, yüzde otuzlara varan bir doğal sınırı aşamama problemiyle karşı karşıya. Peki kimden oy alacak? Demek ki muhafazakardan da, Kürtten de, Ermeniden de, Aleviden de daha fazla oy alması lazım ama e, şunu tam net duyamıyoruz. Yani medya mı size izin vermiyor, siz mi çok gür sesle söylemiyorsunuz bilmiyorum. Mesela Kürtçe insanların ana dilidir ve Kürt halkının hakkıdır. Kürt halkının hakkıdır. Kürtçenin e, bir Kürdün Türkten hiçbir farkı olmaksızın. Kreş... üniversiteye kadar bu dili öğrenmesi gerekir dediğiniz takdirde Kürt bunu doyacaktır. Alevi ee, işte soykırım meselesinde bir taziye mesajı yayınladı. Ee, Sayın Erdoğan Başbakanlığındaki hükümet. E şimdi ben baktığım zaman mesela bir dakika o yetersizdir. Burada daha fena bir şey var. İnsanların gördüğü zarar tazmin edilmelidir. Uyduruyorum tamamen. O insanların hatırasına ıkçımı müfredat ortadan kaldırılmalıdır. Bu bu gibi şeyleri daha net duyamamamızın Alevi meselesinde ondan sonra ihalenin bir Alevi Genel Başkanı'nın özür dilemesine kitlenmesi komedisinin e, Devlet olarak bu konuda yapılması gereken Aslında başka icraatlar varken mesela dersinde bir katliam varsa sen bugün devleti yönetiyorsan Bulursun onun mağdurlarını Tazminatlarını ödersin iade itibar yaparsın oraya anıt dikersin adına da dersin dersin yani Bunları yapmadan sadece CHP yüklemenin O sıkıntısı içerisinde CHP'nin O röportajda Kemal Bey'in özellikle mesela andımız çocuklara 7 yaşındaki çocuklara yemin ettirilsin mi dediğimde ya da Kürtçe eğitim dediğimde eğitim dediğimde pedagoglarla görüşmek lazım ve biz görüşüyoruz demişti. E, aradan 3-4 ay sonra benzer bir demecine daha denk gelmiştim. Artık görüştünüz mü mesela pedagoglarla? Yani artık bu konuda bir net kararınız var mı? Evet İzmir'deki Kemalisti kızdıracaksınız ama Diyarbakır'dan oy almak için böyle bir şey hedefiniz ama var e, mı? benim kanaatime göre biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi CHP'nin sorunu bu ikili yapıydı. Yani bu ulusalcı yapı kolay kolay, ya bu kemalist katı yapı kolay kolay bu değişime izin vermiyordu. Şimdi böyle bir umut e, besleyebilir miyiz? Önce hocamın sorusuna Hı -hı. cevap vereyim. Tabi ee, tabii haklı olarak hocam 80 öncesiyle 80 sonrası tablo çok değişik. Siyah beyaz gibidir. 80 öncesi siz de çok iyi biliyorsunuz. E, nüfusumuz 44 milyon, örgütlü insan sayısı 8 milyon. 3,5 milyon sendikalı işçi var hocam sanayimiz gelişmemiş ama 3,5 milyon sendikalı işçimiz var. Üniversitelerin tamamı örgütlü. Sivil toplum örgütleri bugün işte polis kardeş örgütlü. Sivil toplum örgütleri bugün işte polis kardeşlerimizi biraz sonra konuşacağız. Pol der olsaydı polislerin başına bunlar gelebilir miydi? Töp der olsaydı 37 tane gencecik çocuk intihar edebilir miydi? Bütün bunlara baktığımızda 12 Eylül öylesine bir tahribat yarattı ki bütün o örgütlü toplumu ortada kaldırdı. İki, ne, ne garip bir şeydir ben de çok şaşırıyorum. <laughs> Resmi ideolojinin temsilcisiyiz. 203 tane şehidimiz var hocam. Önümüzdeki günlerde kamuoyla da paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek darbe öncesi gerek darbeden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, merkez yürütme kurulu üyesi, ilçe başkanları, belediye başkanları aklınıza gelebilecek bütün kademelerde görev yapmış 203 tane şehidimiz var. Şimdi mesela iktidar sürekli kullanır. Darbelerde çok çektik. Allah aşkına ne olursunuz? Ben hiç kimsenin burnunun kanamasını isteyen bir insan değilim. Bana bir tek İslamcıyı söyleyebilir misiniz? 12 Eylül sonrası ülkücüler, İslamcılar evet. filan. Bir tane, bir tane ne olursunuz? Ben 203 tane söylüyorum bir Olmazsa tane olur mu ya 80 öncesi ondan bundan evet, önce evet 80 faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetmiş o şeylerden söylemiyorum Ay, benim söylediğim faili meçhul Eylül'de cinayetlerde Faili meçhul yani. cinayetlerden hayatını Cinayet... kaybetmiş kimse yok benim anlattığım tamam. 203 kişi öbür türlü saysam 5000 kişiye çıkar bir sürü 12 Eylül siyaseti... yönetimi döneminde hapse girenleri mi söylüyorsunuz? Siz? Hayatını, faili meçhul cinayette ölenleri söylüyorum Nazlı Hanım. Meçhul. Faili meçhul cinayetlerden yani öldürülmüş 203 tane Cumhuriyet Halk Partili seçilmiş insan var. Hı hı. Siz bana bir tane şey MHP gösteremezsiniz. MHP'li filan 12 Eylül öncesi. söylemiyorum. Ha, Şimdi ha. mesela Parti zaman yoksa... zaman AKP'nin söylediği başbakan ve bütün şurakası biz çok çektik. Kim çekti Nazlı Hanım? Mesela Tayyip Erdoğan ne çekti? Sayın Abdullah Gül 12 Eylül döneminde hangi karakol? kim çekti Nazlı Hanım? Mesela Tayyip Erdoğan ne çekti? Sayın Abdullah Gül 12 Eylül döneminde hangi karakola uğradı? Ben 15 yaşında sadece orman kesilmesin diye Arkadaşlarım da 15 yaşında biz gittik karakoldan hesap verdik. Ama şey milli nizam veya selameti alırsanız onlar hapse girdiler yani öyle... Şu andaki kadroyu diyorum. Şu anda mesela Ay, şu bakanlar kurulu dahil değil, olmak tabi, üzere yok, bir kimseyi gösteremezsiniz ve kaldı ki ha. bugünkü iktidara baktığınızda bakanların önemli kısmı 12 evren döneminde görevde, vali, emniyet müdürü. Rahmetli Gözel döneminde görevde. Her dönemde de bunlar görevde. Çok enteresan yani. Ya Bütün dönemlere baktığınızda görevde. Şimdi 80 öncesiyle 80 sonrasını kıyaslamak çok zor. Örgütlü toplum olduğu için de o çok şanslıydı. Bütün dünyada örgütlü toplum vardı ve Türkiye'de de böyle bir durum vardı. 12 Eylül'den sonra maalesef biz e, biraz da burada da tabii bir öz olacak. Daha çok iç eksenli siyaset şeyini. İşte CHP'ydi, CHP'ydi, Sodep'ti falan bir türlü solda bir e, öz eleştiri olacak daha çok iç, iç eksenli siyaset şeyine bin. İşte CHP'ydi, CHP'ydi, Sodeb'di falan bir türlü solda bir e, çizgi e, oturtamadık. Şimdi e, bütün bunlara bakınca eleştirilerin önemli kısmının çok haksız bir eleştiri olduğunu da görüyorum. Kürt meselesiyle ilgili rahmetlik Erdal İnönü gerçekten çok ağır bedel ödedi. Bütün gazeteler... Merkez gazeteleri dahil olmak üzere İsmet Paşa'nın torunu yani hani biz oluruz da işte garibem çiftçinin oğlu falan bizimle ilgili her türlü kaygı kuşku e, ortaya atılabilir. İsmet Paşa'nın oğlunu linç ettiler. Yani Kürt meselesinde çok doğru bir duruş sergilediği için Onu çok ağır bedel ödedi. şeylerle o zaman partinin adı neydi? 89'da işte 90 bu e, Kürt, e, Kürt raporu Millet ve şey, milletvekilleri. E, e, parlamentoya evet, parlamentoya girdi. Çok, doğru bir yani projeydi. Yani kendi Türk... partisi SHP listesinden onların girmesini, evet, onların sağladı. girmesini sağlamıştı. Çok doğruydu maalesef o doğru o gün. Yani kendi şeydi. partisi CHP listesinden onların girmesini, evet, onların girmesini sağlamıştı çok doğruydu maalesef. O doğru o günü kimse göremedi yine kirli siyasetin bir parçası. Oy da parçası. bundan Tabii dolayı ki, evet. Tabii ki oy kaybını bile bile. Ama yani herkes hakkını teslim ediyor Gürsel Bey. Ama yani bir, Kürt siyasi hareketi de teslim yine ediyor. Erdal Bak, İnönü'den geldi. sonra bence Baykal döneminde fevkalade ulusalcı, fevkalade kemalist ve 28 Şubat işbirlikçisi bir duruma geldi CHP. Belki o yüzden yakın e, dönem havuzlarda olumsuz yer etti. Ya 28 Şubat projesi başka bir projeydi. Onu isterseniz e, açabiliriz. Artık. Çok evet. enteresandır orada. 28 pro, 28 Şubat'ın içinde kimlerin olduğu bugün iktidardadır. Bunlar isterseniz açarız, konuşuruz. Şimdi o zaman bir Kemal Bey'in dönemine gelelim. 4 artı 4 artı 4 çalışması gerçekten 76 milyon yurttaşımızı ilgilendiren bir eğitim sistemi. Sayın Genel Başkanımız bir çağrıda bulundu Sayın Erdoğan'a. Bu meseleyi görüşelim. Gök'e havale edelim. Gök'ün e, eğitim fakülteleri... Sayın Genel Başkanımız bir çağrıda bulundu Sayın Erdoğan'a. Bu meseleyi görüşelim. Gök'e havale edelim. Gök'ün e, eğitim fakülteleri... Sayın Erdoğan aynen şunu dedi. Benim CHP ile görüşmem bir zaman kaybıdır dedi. Hatırlayın o gün. Bütün buna rağmen çok sayıda şehit geliyordu. Sayın Genel Başkanımız da, da biz hem bölgeye hem şeyleri dolaşınca Sayın Genel Başkanımız bir çalışma yaptı ve ee, Sayın Erdoğan'ın bu kadar nezaketsiz duruşuna rağmen ben Kürt meselesi konusunda sizinle görüşmek istiyorum. Bu önemli bir meseledir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz de bu konuda katkı sunmak istiyoruz. Ne yapabilirdi bir parti? Ve gerçekten Sayın Genel Başkanımız bir grup arkadaşımızla Sayın Erdoğan'a gitti. Daha ilk gün hatırlayın o yalaka medyası bu ne demekmiş akil insanlar biz söylemişiz ya. Aman Allah. Akıllarını kendilerine saklasınlar falandı filandı. Sonra akil insanlar grubunu kendisi oluşturdu. O da ayrı bir tabi akıllarını kendilerine saklasınlar falandı filandı sonra akil insanlar grubunu kendisi oluşturdu o da ayrı bir tabii bizim söylemiş olduğumuz proje çok farklıydı onlarınki dejenere etti işte sanatçıydı futbolcuydu falan filan çubuk. sizin bu. tabii ki çok fark. buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Ya bugüne mı? kadar yani bu değil eğitim ilgili. hak mı değil mi mesela şimdi Erdoğan da ama Kürt seçmeni AKP karşı. Din, her her tümü her din, Ak Parti Her de dil. vermiyor ana Bir dildeydi. insanın ana sütü ne kadar helalsa dili de bu kadar helaldir kardeşim. İlkokuldan Evet. Bunu tabii şey olarak teknik Ama olarak. Ama ana dilde bilemem. eğitime CHP de Ak Parti de evet demedi resmi Efendim, Hanım, olarak. Şimdi sorun şu. şu, bir gerçekçi bir tabloda bakmamız lazım. Hı hı. Kürtlerin talebi nedir? Yani Kürtlerin, Alevilerin, hazırlıkların talebi nedir? Demokrasi ve özgürlük. Hı hı. Bir iktidar bütün demokrasi ve özgürlüğü kısıtlayarak bir başkasına demokrasi ve özgürlük getirebilir mi? Hı hı. Ya böyle bir şey mümkün değildir. Bu iktidarın bu meseleyi çözmesi mümkün değil. Bunu bir kere hepimizin bilmesi lazım. Yani mümkün değil. Bunu bir kere hepimizin bilmesi lazım. Yani doğrusu e, aslında her iki taraf da bu konuda e, çok net. Ama ne gariptir hangi beklentiler varsa bu süreci götürmeye çalışıyorlar. Kürt meselesi konusunda bütün süreçte Cumhuriyet Halk Partisi sadece barışın sağlanabilmesi için hiçbir gün, bakın hiçbir gün bu meselenin karşısında olmadık. Olmadığımız gibi eğer gerçekten bu meselenin işleyişini istiyorsanız parlamentoda, bazı yasaların değişmesi gerektiğini söyledik. Ve 17 tane kanun teklif verdik. Bir tanesini indirmediler Nazlı Hanım. Bir tanesini. Hadi yani ufaktan başlayalım kardeşim buradan başlayalım. <laughs> bir tane. Yani ne yapabilirdi Cumhuriyet Halk Partisi? Peki bir şey sormak Ama şuna istiyorum. Inanmanızı istiyorum. Gürsel Bey. Şimdi bir, bir takım şeyler yapıyoruz Kürtlere. Peki neden oy alamıyorsunuz? Yani bunu bir düşünmek lazım. Şimdi tabii. Bunu atıyorsunuz. E Elbette. Bu bir sürü medyada da aslında görüşleriniz çıkmıyor değil. Çıkıyor. ...çıkmıyor değil, çıkıyor ha, şuna, da. Şuna, de çok özür dilerim, Şunu, bir soruyla tamamlayayım şu ben de Şu medyayı da abarttık, onu da hemen söyleyeyim. Çok evet. şükür medyanın itibarı kalmadığı için medya konusunda hiçbir kaygımız yok. <laughs> Buna emin olun. Yani Türkiye'de şu anda satılan... Yapmayın gazet... orada da bir sürü çalışan arkadaşlarımız efendim, var. Bir, birkaç kanal saydınız az önce. Yani efendim, orada çalışanlar, elbette hiç, hiçbir çalışan. Tam tersine başbakanın adını verdiği halde görevine devam efendim, eden arkadaşlarımız... Elim, Cüneyt Özdemirler, Ahmet Hakanlar, Şirin Payzınlar... Bakın tabii ki ben bir şey kasteder ki medyada top top yokun kimseyi kast. İtibarı kalmadı cümlesi. Ama kamuoyu Ama şimdi, yoklamalarında yani, Mesela çok şimdi, alt sıralara düştü muhakkak. A, bir 10 tane gazete iktidarın şu anda kendisinin tek merkezde çıktığı 12 tane gazete var. 12 gazetenin ne itibarı var? Yani az önce isimlerini saydığınız kanallar Üç, var. Bakın, hepsi Türkiye'de diyelim, satılan yani. gazete sayısı ne kadar? buçuk milyon falan mı? Öyle miydi? Uyduruyorum. 77 milyonda 2,5 milyon gazete satılıyor. Bu Ama hep öyledir yani. yani. Önceden beri hep düşük tirajlar Bu kadar değildi. mi bir şey var. soracağım. Evet. Ee, az önce geldiğimiz yerde şimdi Kürt siyasi, Kürt siyasi hareketinin, daha doğrusu evrensel hukukun e, gerektirdiği bir takım özgürlükler problemi var. Kürtlerin de var, Ermenilerin de var, Alevilerin de var, Türklerin de var, Gürcülerin de var. Demokrasi, Demokrasi de herkes Kürt, alıyor. Sadece Kürtlerin meselesi hep, değil, 76 edetti. milyon hepimizin meselesi. Ama e, şöyle bir durum var. Mesela Nazlı Hanım'ın sorusunu esnaden soracağım. Şimdi e, AK Parti'nin bir şekilde bu süreci başlattığı halde biraz da rehin aldığı, esir aldığı, e, sıkıntılar e, oy dönemlerinde, seçim dönemlerinde biraz bunu malzeme yaptığına dair eleştiri var. Tam da sırası değil mi burada CHP'nin çıkıp mesela ya yerelden yönetim e, önemlidir. Evet o işte, Kürtler Diyarbakır'da kendi barisini işte... İstanbul'lular evet. İstanbul'da kendi valisini seçmelidir. Zaten Türkçe ana dilde eğitim haktır. Mesela bunları niye duyamıyoruz A çok fazla? Bakış. Bu istifalarla As mı? Asıl hayır hiç istifalarla He, yani, hiç ilgisi yok. Tabanda mı sıkıntı? Aslında sorun da bu ya. Ne zaman AKP sıkışsa acaba Cumhuriyet Halk Partisi üstünde bir şey tartıştırabilir miyim? Mesela bir şey tartıştırabilir miyim? Mesela parlamentoda bugüne kadar kerametlerinin yetmediği bir şey var mı? istediği yasayı çıkarıyorlar. Evet. Ne getirdiler biz engelledik? Demokrasi adına, özgürlük adına şu maddeyi getirdi siz de engellediniz diyebileceğiniz bir madde var mı? Yap kardeşim o zaman sen iktidarsın. Beni kirli işlerine bulaştırma. Bakın sürecin ne kadar kirli işlediğini de açabiliriz. Böyle bir şey yok. Ya yani bu kadar insanları beklentiye sokup bin yıllık Kürt-Türk kardeşliğini ancak AKP gibi bir iktidar bozabilir. Bu sürecin ne kadar tehlikeli yürüdüğünü hepimizin görmesi lazım. Burada barış masada. demokrasi Şimdi yok. Masa tek başına değil Kürt e, siyasi hareketi de masada bu e, barış sürecinin bir paydaşı. Evet. E, böyle olduğu sürece bunu üçüncü ağızların 2009, biraz şey bakın, kalıyor ama yani. 2009, 2010, 2011, 2005 e, 12, 5 yıl. 5 yıllık bir süreçte ne oldu mesela ne getirdiler? Ya bu mesele 2010, 2011, 2005 e, 12, yıl. 5 yıllık bir süreçte ne oldu mesela ne getirdiler? Ya bu meselelerin çözümü konusunda parlamentoya ne getirdi de CHP engelledi? Çünkü bırakın AKP kendisi çözsün. Bizim çözüm formülümüz çok farklı. Biz önerdik. Bu çözüm formülümüzün tamamını reddetti. Biz kendimiz yapacağız dedi. İnşallah biz iktidar olduğumuzda bu meseleyi Şimdi, çok kısa süre içerisinde çözeriz. Evet burada başka konular var. Yani çözüm sürecinden e, açılmışken çözüm süreci bir O ne tuhaf demektir yani? Bu çözüm bir barış sürecidir yani. Bunun adını bile koymadılar. Barış, barış süreci koymadılar yani, bir alevleniyor bir umutsuzlanıyor. Mesela bazı kişiler farklı konuşuyor. Mesela Cemil Bayık başka şey de söylüyor. Ee, i̇şte bir milletvekili böyle öbürü diyor ki işte görüşmeler müzakir. Aftan söz ediliyor ki ben bunu Şöyle tehlikeli görüyorum seçimlerden sonra af aslında kendi yolsuzlukları için çıkarılacak ama bunu barış süreci içine paketi içine konulacak yani buralar beni çok rahatsız ediyor yani barış için olabilir barış için olabilir düşünülebilir yani alanın diyelim ki statüsü yeni baştan görüşülsün. Buna tabii ki çok tepki gösterenler var. Çünkü biz bebek katilinden bu noktaya kadar gelmişiz. Tabii ki görüşülebilir. Neticede barış sağlanacaksa, silahlar tamamen susacaksa her şey görüşülebilir. Ama ben güvenmiyorum. İki sebep var. Bir kere her şeyi domine eden bir yolsuzluk olayı var. Ve bugün şimdi delilse ki genel af çıkartacağız. Bunun içinde Öcalan olacak. Ve herkes olacak. Bunu da barış adına yapıyoruz derse ben rahatsız oluyorum. Çünkü diyorum ki bütün bu yolsuzluklar için aslında bu af çıkıyor. Öcalan da bir gerekçe olacak. Yani bir barış çünkü diyemeyecek ki yolsuzlukları affediyoruz. Mesela ben bundan e, rahatsız oluyorum. Kamuoyunun da rahatsız olabileceğini düşünüyorum. E, i̇kincisi bakın mesela diyor ki e, Gürsel Bey CHP görüşmek istiyor. Mesela diyor ki e, Gürsel Bey, CHP görüşmek istiyor, benim senden alacak aklım yok diyor. Hep böyle tabii, tabii, tabii. E, rastlıyoruz. Zaman kaybıdır CHP ile görüşmek. Böyle, ya, böyle bir, bir barış saygısızlıca... süreci olmaz. Bakın toplumsal mutabakatı siz asgariden yani hepsi demiyorum yüzde yüz ama büyük oranda sağlayamazsanız bu fikir etrafında siz bunu başarıyla sonlandıramazsınız. Ama hayır her şeyi ben yapacağım. Ben karar vereceğim. Ve benim muhalefetle e, görüşecek hiçbir lafım yok. Ve bir de sadece muhalefet partisiyle değil toplumda bu kutuplaşma varken inanın bu barış süreci başarıya ulaşmaz. Başka ülkelerde bu toplumsal mutabakatı sağlamışlar. Bu çok önemlidir. Sen hem ülkeyi geleceksin, müzakere ettiğin HDP'ye itibarsızlaştırmaya çalışacaksın Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere ondan sonra işte bir itibarsızlaştırmaya çalışacaksın Selahattin Demirtaş dahil olmak üzere ondan sonra işte bir kah öcalana bir çiçek uzatıyor... ...bir kah geri adım atıyor... ...ne olduğu belli olmayan sularda... ...hep kendi ekseninde gideceksin... ...benim doğrusu bir itibarım yok... ...buna bir, bir şey ekleyeyim. Buyurun. ...bir şey son tamam. bir şey söylemek istiyorum... ...bir de çok tuhaf bir durum var... <laughs> ...mesela eleştiriyorsunuz filan. ...hemen orada bir grup var bir koro var... ...Erdoğan'ın korosu... Çete. ...diyor ki işte barış sürecini... İstemiyorsunuz. Tabii, tabii. İşte <laughs> savaş çıkacak, ellerinizi oğuşturuyorsunuz İşte 40 kişi öldü Kobane eylemlerinde. Bak çok sevindiniz. Böyle genele böyle şey serbest atış kime? Nedir bu tamamen esasta belirli bir e, şekillendirme operasyonu, algı operasyonu sanki birileri var. Aman kan akılsın, bu iktidar yıpransın istiyor. Böyle bir şey yok. Ama öyle bir algı yaratılıyor. Buyurun. Şimdi ben e, Nazlı Hanım'ın dediği noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi toplumsal mutabakat ihtiyacından bahset. Nazlı Hanım'ın dediği noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi toplumsal mutabakat ihtiyacından bahsetti. Demokratik bir rejimde toplumun... Bizim tam da önerimiz oydu. Evet, yani. evet demokratik toplumsal... bir rejimde tabii ki toplumun eğilimlerinin e, en meşru temsilcisi parlamentodur. Parlamento da Bugün yaygınlaştırılan milli irade söyleminde olduğu gibi iktidar partisinin ibaret değildir değil mi? Parlamento bütün partilerle, milletvekilleriyle birlikte milleti temsil eder. Dolayısıyla bu meselenin eğer sahiden bir toplumsal mutabakat isteniyorsa, aranıyorsa ki pek emin değilim ama o zaman parlamento getirmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi acaba hani dediniz kendi girişimimizle yardımcı olmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz sorumlu dediğinizde ters cevap aldınız. Fakat... Ee, bunun dışında parlamento gündemine bu meselenin getir, getirmek üzere hükümeti zorlayan Tabii. E, girişimleriniz oldu bu federadı Elbette. 21 madde özellikle bu Kürt meselesi dahil olmak üzere e, demokrasi özgürlük konusunda e, bütün duygu e, demokrasi özgürlük konusunda e, bütün dü dünyada uygulanan evrensel sistemin kabul ettiği 21 madde 2011 yılından itibaren parlamenton rafında bekliyor. 2011. HDP destekledi mi? Ben şu anlamda Efendim? söyledim. HDP destekledi mi? Ama indirme. HDP'nin sayısal, diyalog şu anlamda olarak. Yani parlamentonun bu meselenin tartışıldığı bir forum, bir müzakere ortamı olmasını ve hükümetin muhalefete bilgi vermesini, gidişattan haberdar etmesini sağlayacak şekilde bir genel görüşme, bir meclis araştırması filan bu türden girişimler. Hangi nasıl? parlamento? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben bakın şunu da söyleyeyim. Ben parlamentonun üyesiyim. O parlamentoda milletvekili olarak utandığımı da ifade etmek istiyorum. Niye? Birincisi çok kirli. neredeyse milletvekillerinin önemli kısmı bu kirli işlere bulaşmış. Sayın Arınç biliyorsunuz bu güvenlik yasası ile ilgili yasa çıkarken Alman modeli demişti. Çok sevindim. Aa ilk kez helal olsun. Diye dedim. Aa ilk kez helal olsun dedim. Ve çıktım ertesi gün kendisini de destekledim. Çok doğru. Eğer gerçekten e, Alman modeli alacaksanız bütün Alman'ın bütün hukuk sistemini alalım. Parlamentonun yarısında tutuklarlar. Eğer öyle Almanya... mi? Almanya'da öyle mi? E tabi. Yani Almanya'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı niye istifa etti? Yolsuzluk mu yapmıştı Nazlı Hanım? Onun gibi yapanlar. Sadece çok. orada bir iş adamıyla uzun yıllar dostu olan bir iş adamıyla 500 bin euro borç almış. Yani ironik bir şey de mahsediyor görsel evet, evet, Sadece evet. istifa <laughs> etmedi. Aynı zamanda gitti Alman yargısına hesap verdi. Alman bakan Alman heliko devlet helikop helikopteriyle asker çocuğunu ziyaret ettiği için gazetelerde manşet oldu. Ertesi gün istifa etti. Şey, o İspanya hanedanı mı? Onun için, böyle, onun için diyorum prensesini. yani Alman Hı? sistemi. E, Alman sistemi şimdi <laughs> sadece Alman değil yani bütün dünya şöyle normal, de demokra normal demokratik <laughs> sistem diyelim bunu. Açık. Evet, ki, Açık. diyelim bunu. Evet tabii bunu. Evet tabii ki bir öyle Parlamento şöyle işleyiş yok. Parlamentoda iyi kötü geçmiş dönemlerde her şeye rağmen iktidarla muhalefet arasında bir ilişki vardı. Yani iç meseleler, dış meseleler konusunda mutlak ve mutlak parlamentoda grubu olan siyasi partilere bilgi verilirdi. Mesela bugüne kadar bu çözümle ilgili ya da barışla ilgili ya da dış politikayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı bir gün çalınmış değildir. Bütün buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi 3 tane bizim Suriye, Irak ve Mısır gezimizdeki raporlarımızın tamamını Sayın Genel Başkanımız bunu mutlaka Sayın Davutoğlu o zaman Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'na gönderin dedi. İktidarın yapması gereken işi muhalefet olarak biz yaptık. Bugüne kadar kaldı ki kanun tekliflerinin önemli kısmı bakanlar kuruluna geçmesi lazım. Asla. Nasıl oluyor işte Bugüne kadar kaldı ki kanun tekliflerinin önemli kısmı Bakanlar kuruluna geçmesi lazım. Asla. Nasıl oluyor işte iş? Alo, alo Fatih modeli var ya. 3 tane vekile şu maddeleri yazıyorlar ellerine kanun teklifi. Ya kendi bakanlar kurulunuza itibar edin. Şimdi böyle bir parlamento işleyen bir parlamento değil. Yani bakmayın öyle işte yalanla müzakereler ediliyormuş, komisyonda çalışmalar varmış gibi görüntüler hiç ilgisi yok. Bu parlamento'da ne demokrasi çıkar? bu parlamentoda ne de özgürlük ya de doğru dürüst maddeler çıkar. Şimdi son e, bugüne kadar sayısını bile bilmiyoruz. Torba kanunu. Torbalar mesela. Bu torbalar Allah aşkına ya. Ne demek torba? Ya torba kanun dünyanın hiçbir yerinde var mı? Yok. Torba kanun. Torba kanunlar nedir? Tamamen iktidarın ihtiyaçlarına göre. Ne var o gün neye ihtiyaç duyuyorsa bir torba kanunu. Neye ihtiyaç duyuyorsa bakanlar kurulunda bir kanun teklifi olarak gelmiyor. Üç tane milletvekiline talimat veriliyor. Arkada da 300 milletvekili el Peki bu komisyonlarda görüşülüyor mu bunlar? Görüşülüyor herhalde komisyonlarda. Komisyonlar... Birbiriyle ilişkili komisyon olmayan. Dediğiniz, bakın komisyon evet. dediğiniz çok sembolik. Film işler. Yani, yani sayısal yani. gücünüz yetmezse hiçbir karşılığı yok diyorsun. Hiç Hiçbir şey yok. Bakın o kadar rezilce şeyler oldu ki. 4 artı 4 artı 4. Komisyon başkanı kimdi? O, biliyoruz değil mi orada? Komisyon kaldı. başkanı kimdi Nazlı Hanım? Bugünkü Milli Eğitim Bakanı. Bakan Dev. Evet. Aynı Milli Eğitim Bakanı. Belli ki o gelen rapora bakmamış bile. Rapora bakmadığı gibi. Şimdi kendisinin saatlerce kavga edip geçirmiş olduğu maddeleri tek tek kendisi değiştiriyor şimdi. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Hiç olmasa kendinize saygınız olsun. Onun için öyle komisyonlardaki evet. müzakereler tamamen film şeyi. şey Mustafa Bey beyin sorusu muhalefet. aslında hepimizin dışarıdan bakanlar ya bir parlamento var, bir denge var. Siz de orada bir şey yapabilirsiniz gibi gözükmekle ben de aslında biraz Ben AKP'li e bir milletvekiliyle uçakta geliyorum yanımda. Özellikle bu kentsel dönüşümle ben de aslında biraz Ben AKP'li e bir milletvekiliyle uçakta geliyorum yanımda. Özellikle bu kentsel dönüşümle ilgili bir yasa çıkmış. Elimde de o maddeler var. Yanımdaki vekile söyledim. Aynı zamanda da bu işleri bilen bir vekil. Aa dedi hiç farkında değiliz. Ya yapmayın dedim Allah aşkına dedim ya. Hiç mi vicdanınız yok? Yarın çocuklarınıza nasıl hesap vereceksiniz? Ne geliyorsa el kalkıyor kardeşim. Evet. Yani her Şimdi dönem böyle, aslında böyle oldu. Ama hiç bu kadar olmamıştı Ha Bu kadar olmadı çünkü i̇yi bunlar kötü, çok bakın, güçlü. Iyi kötü. Yani bu kadar güçlü olsa... Ee, bu kadar Öyle iktidar yozlaştırıyor. Yani inanın her dönem milletvekilleri el kaldırma makinesi gibi tamam komisyonlarda müzakereler yapılıyor ama şimdi bakın CHP'nin içinde de parti içi demokrasi yok. AK Parti'nin içinde zaten yok. Ama siz biliyorsunuz şey bile o çarşaf liste konusu bile ne kadar <laughs> tartışma oldu. AK Parti de aynı şey. Onlar mesela Fazilet Partisi'nin bünyesinde bir azınlık grupken çarşaf listeyi savunuyordu. Geldiler burada çarşaf listeye karşı çıkıyorlar. Sizde de böyle oldu. yani çar... Geldiler burada çarşaf listeye karşı çıkıyorlar. Sizde de böyle oldu. yani Hanım, çar... yani... Sayın Arınç Sayın Gül demeçlerine bakın. Siyasi partiler yasası değişmeli. Yüzde on barajı bir tamam. hak değildir. bunun Sürekli bağıran bunlardı. Aynen. Hani evet. bir deyim var ya insanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz. Ama geldi şimdi herkes unuttu. Tabii Şimdi tabii. YÖK'ü unuttu, bakayım. her şey unuttu. Bakın NGK, yani milli geçen, dönem, geçen dönem şöyle bir şey vardı. Çok kritik maddeler. Yani bu torba yasasında gerçekten öyle maddeler var ki ve bu maddelerin tamamı bu iktidarın başına bela olacak. Burada bir tarihi not olarak düşünüyorum. Ne gibi mesela ne diyorsunuz ki? Bu kendilerinin geçirmiş olduğu bu torba yasasındaki maddelerin evet tamamı gözaltı bunu. filan ben bunların başını yiyecek bir canavar yönetiyor ben, canavarlar, bir yani. ben hep oldum. şunu söylüyorum mesela e, aynı mitin başına koyun sizin Muharrem İnce'yi aynı <laughs> SYK'nın başına koyun Oktay Vural'ı yani başka bir gücün e, bütün bu ama o, üst, devletler hep öyledir yani yani o bir canavar bir canavar tutuyor şu anda elinden kaçırdığı anda iki sıracağı kendisi çünkü bu kadar antidemokratik bu, bu ve güce dayalı bu yasa. maddelerin tamamı iktidarı vuracak onu söyleyeyim bu yani iktidarı hani kendi vuracak mezarlıkın... muhalefete düşerse ama ben tahmin ee, ediyorum ki belki de hiç düşmeyecekler muhalefete o bakımdan ee, deprem yaram döneminde e, 99'da deprem vardı gitmiştik biz tabi o acılı hı. bir günde bir kadıncağız ağlıyordu ee, Yeni ev almışlar, aldıkları eve de kurban kesmişler tabii. Diyordu ki kendimize yuva aldık zannetti, kurban kestik. Meğer mezar almışız. Onun için bu maddelerin önemli kısmı iktidarın başına öyle bela olacak ki bir de pişman olacak. Ama ben şöyle düşünüyorum, CHP iktidar olursa bu antidemokratik düzenlemeleri değiştireceğine Kesinlikle. göre o zaman onların başına da Yine ne olacak? Ol, ama ya hayır ama bu kadar yolsuzluk yaparsanız olmaması mümkün değil. Biz insanları Hayır ama bu kadar yolsuzluk yaparsanız olmaması mümkün değil. Biz insanların siyasal düşüncelerinden dolayı kendisini Anladım. cezalandıracak değiliz ama bu kadar somut usulsüzlük, yolsuzluk ortadayken yani bunları yok saymamız mümkün Şimdi değil. E, bu CHP'yi çok konuştuk. Biraz bu Aksaray'a bence gelmekte. Kaçak de... Saray Nazlı Hanım. Efendim? Kaçak Saray, Aksaray. Aksaray. Öyle ya, mi? Kaçak mı? Evet. Kaçak, kaçak olmadığını açıkladı bugün ee, e, Cumhurbaşkanlığı e, sözcüsü. Ee, biliyorsunuz Danıştay kararını tekrar bir başka daire bozdu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde de tabi bu mesele Hangi görüşülüyor daire? ama... Hı? Hangi 14. Daire? daire mi ne? Efendim bir daire yanlış karar verebilir. 14. Kaldı ki. Hı. Kaldı ki hukuk sistemi. Hukuk bir şeye karar vermişse ikinci bir aşamaya hukuk şeyini bekleyeceksiniz. Beklemediler, Beklemediler. diyorsunuz. Öyle. Siz hı hı. onu beklemeden ve açıkça da meydan okuyarak ben çalıştıracağım siz hı. gelin durdurun diyecekseniz hı hı. onu beklemeden ve açıkça da meydan okuyarak ben çalıştıracağım siz gelin durdurun diyecekseniz bunu kaçak olmaması düşünülebilir mi? Daha sonra afta çıkmış olsa hiçbir anlam ifade etmez. Hukuksuzluk var, mühür feki var. Herhangi bir vatandaş hı hı. yani bizim yasalarımıza... Mühürlenmiş da... miydi ki inşaat? Efendim tabii ki kaçak yapı yani yargı kararı var. Yargı kararına yargı rağmen yargı evet. kararı ne yapar? Şimdi örneğin diyelim ki herhangi bir belediye yargı kararı olduğu zaman mühürlemek zorunda. Yapmazsa suç işlemiş olur. Mühür feki ne demektir biliyor musun? Mühür feki bir, asla silah ruhsat alamazsınız. İki, siyaset yapamazsınız. Ticaret yapamazsınız. Her şey men ediyor. Bu kadar ağır. Öyle mi? Tabii. Ama kimse mühür kesmesin. Evet. Allah Allah. <laughs> bu arada sosyal mesaj vermiş. Maalesef ya. tabii bu, bu, bu tür şeylerle karşı karşıya kalan birçok vatandaşlarımızın çok ciddi canı yandı. Ama devlet ya da iktidar yöneticileri her türlü suçu işleyebilir anlayışını da son bulması, son bulması gerekiyor. Şimdi burada bazı rakamlar var korkunç ve bunu Maliye Bakanı açıkladı. Bir milyar... son bulması gerekiyor. Şimdi burada bazı rakamlar var korkunç ve bunu Maliye Bakanı açıkladı. 1 milyar 370 milyon lira sadece bir kısmının inşaatı. Bunun bilinmesi lazım. Şimdi daha konut var. 250 odalı bir konut e, İnce yapılacak. Yazlık bir saray cami yok yapılacak. <laughs> Yazlık saray Vahdettin Köşkü, Köşkü olarak zaten eee Vahdettin Köşkü Çengelköy'de bizim komşumuz oraya ikamet edecekler. O yapıldı. E, onların masrafları bunlara dahil değil. Uçak var. Yani 400 milyon e, liraya tekabül ediyor. milyon dolar evet. E, ha, 187 milyon dolar ama yani işte 400 milyon <laughs> liraya tekabül ediyor. Öbürleriyle de çok artacak. Yani bir de harcama mesela daha önceki bütçe 200 milyon liraysa 400 milyon liraya çıkıyor bir senede 2015 Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Mesela bir elektrik bir aylık ya, elektrik 700 bin liralık elektrik yakacaklarmış şimdiki haliyle. Daha konut elektrik yakacaklarmış şimdiki haliyle. Daha konut falan yapılınca. Şimdi bu nedir? Ya yani ben önce isterseniz bir Mustafa Erdoğan'dan... Tabii hocam evet bu. Yani... İlk önce o bir desin, sana söz deyin, sana da ben diyeceğim. Ben şunu öğrenmek <laughs> bir şey istiyorum. Yani. bir demokratik ülkede. Mesela Fransız Cumhurbaşkanı şunu diyebilirim. Ben artık Elize Sarayı'nda oturmayacağım. Boulogne ormanlarında ağaçları kesip kendime çok geniş bir malikane evet. yapacağım. Bunu denilebilir mi bir demokratik ülkede veyahut işte Amerika Başkanı ee, Obama böyle bir evet, tercih kullanabiliyor. Otomans kenarında kendime bir aksara yapacağım diye evet, diyebilir mi bunu? <laughs> Şimdi tabii bu e, yerleşik demokrasilerin e, aynı zamanda yerleşik bir e, davranış kodu var, bir kültürü var, bir oturmuşluğu var tabii. E, bu bu tür davranışlar yani Türkiye'de gördüğümüz türden davranışlar, bu gösteriş harcamaları türünden e, davranışlar daha ziyade az gelişmiş. Daha ziyade az gelişmiş ülkelerde e, ve siyasal e, sorumluluk bilincinin de veya demokratik sorumluluk bilincinin olmadığı yerlerde ortaya çıkıyor. Şimdi dediğiniz ülkelerde öyle bir şey olacak olsa hani çok ciddi bir ne bileyim bir, bir depremde zarar görmüş olur, oturulamaz durum, duruma gelir. Veyahut da hakikaten artık şu veya bu sebeple orada artık o işlevi görmek mümkün değildir. Bu herkesin aşağı yukarı üzerinde mutabık olduğu bir durum olur. Ona dayalı olarak değişebilir. Böyle istisnai durumlar dışında, hani ben daha şatafatlı bir yerde oturmak istiyorum, ben e, daha gösterişli bir mekanda e, kendime ne bileyim kendimi tatmin edecek. İşte orası başbakanlık diye. aslında olarak yapıldı kendi başbakan. Sonra cumhurbaşkanı olunca öyle değişti. Yani e, Türkiye'de böyle bir aksaray veya benzeri bir şeyin yapılmasına cumhurbaşkanlığının... işlevi açısından da gerek yok çünkü. Bu Hı -hı. aslında aynı zamanda başkanlık sistemi arayışlarının da bir şeyi olarak görülüyor da bir şey olarak görülebilir. Sembolik karşılığı. Tabii onu da karşılık olarak görülebilir. Çünkü normalde bizim sistemimizde Cumhurbaşkanlığı icraat mevkii değildir. İcra mevkii değildir. Ee, öyle büyük bir kamu bürokrasisine falan ihtiyacı yoktur. Ve oda. büyük çalışanlara bin falan mi? ihtiyacı bin, bin bin Mütevazı bir yer olmak durumundadır. Yani Hı. sembolik bir cumhurbaşkanı ve hatta hadi bizimki biraz daha sembolizmden öte anayasa dolayısıyla ama henüz tabii öyle bir başkanlık sistemi değil. Ee, bu dolayısıyla bu sanki öyle bir e, gidişatın da habercisi gibi görünüyor ama her halükarda Türkiye'de e, gerçek kamuoyu araştırmalarında galiba Tekin Bey söyledi arada, Evet. Ee, halk buna e, pek sempatiyle bakmıyor. Tepki bayağı büyük hatta AKP tabanında bile tepkinin e, önmüddet e, yüksek olduğu görülüyor. Bu mesele ama, sempatiyle bakmak, akıl tutulması gibi bir şey olur. Yani o vatandaşların özellikle AKP hayır, oyunu Sayın seçmen Cumhurbaşkanı dedi. diyor ki Türkiye'nin itibarı de. için yapıyoruz, milletin itibarı için yapıyoruz falan Aa, bunu. ...yapıyoruz filan bunu anladım. bize yakışmıyor falan diye. Yani en yanıldığı yerlerden bir tanesi olarak Hı? düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani, yani siz o konuda araştırma mı yapıldı? Halkında... Böyle hep içten içe kızar bu işleri. Şimdi yani... bu araştırmayı biz yapmadık. Araştırmayı biliyorsunuz... ...mafya örgütlerinin bir yöntemi vardır. Her alanda örgütlenirler. Yani kamuda dışarıda basında medyada büyük güçlü örgütler böyledir. Bu çeteleşmenin de her türlü ayakları olacak. İşte kamu yoklaması şirketleri, gazete, iş dünyası falan. Ee, mesela ben defalarca söyledim ama e, bir tane yürekli e, kamu yoklaması şirketinin sahibi bana cevap veremedi. İnşallah yakında bir tanesi cevap verir. Bir kısmı hariç. Tamamı kamuda iş yapıyor. Yapabilir. Ama dünyada örnekleri var mı asla? Dünyada hiçbir örneği yok. Yani e, eğer kamu yokklaması şirketleri özel şirketlere kamuda çalışıyorsa siyasi yapamaz Ama şimdi maşallah bizimkiler belediye'de çalış yani Eğer kamu yoklamaması şirketleri özel şirketlere kamuda çalışıyorsa siyasi yapamaz Ama şimdi maşallah bizimkiler belediye'de çalışıyor bakanlıklara da çalışıyor oraya da çalışıyor buraya da çalışıyor ortalama yılda 100 milyar üstünde iş yapıyorlar doğal olarak da her ay Akp ile ilgili de kamu yoklamalar yapılırdı. Son iki aydır hiç duydunuz mu? Açıklamıyorlar. Evet. Niye yapmıyorsunuz? Her gün çıkıyordunuz. İşte elli, %50, 50, 50 üstü falan şu bu. Bugün bir tanesi çıktı galiba. Ee, Metropolis. Bir tanesi 40, 40 demiş ama bak. doğru değildir. Yani çok yakın iktidara yakın bir şirketin yapmış olduğu 38 daha altında olması gerekiyor. Ama şey daha, dağıtıldıktan sonra mı? o çok fark ediyor yani 40. E, oylar dağıtıldıktan sonra mı dağıtılmadan önce mi onu bilmek lazım. Dağıtılmış yani. şekilde 38 e, ve bu e, kaçak saray konusunda da %74.5. Ne diyor %74? Hangi Yani halk halk ya, böyle bir şey ya arkadaş, halk karşı buna öyle <laughs> insanlar mi? İnsanlar bin lira asgari ücretle çalışan insan bunu meşru görebilir mi? Bunu nasıl hoş görebilir? Ücretle çalışan insan bunu meşru görebilir mi? Bunu nasıl hoş görebilir? Bu böyle bir şey olabilir ha. mi? Anadolu'ya gidin bakın <laughs> Son dönemlerde yaşanmış olduğumuz acılara bakın. Özellikle iş cinayetleri ve kadınların, çocukların ayağında ayakkabı yok ya. Bütün bunlara baktığımızda biraz geri dönmek istiyorum Nazlı Hanım. Tabii şimdi Ama biz alameti farikasını biraz, basmışlar, değil mi o Aksaray'a? Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın alameti farikası i̇şte Bütün mu? bu araştırmalar önüne geldiği için şimdi hemen kıvırmaya çalıştırdı. Halka açacağız falan, falan, borsa açar gibi. Yok işte cami yapacağız onu falan. Ben şimdi önümüzdeki günlerde halkla gideceğiz e, falan. Hüseyin Bey bir şey soracağım. Ee, Sayın Erdoğan caminin e, halka açık olacağını müjdedi de <laughs> Türkiye'de hangi cami halka <laughs> kapalı ki var mı? Yani <laughs> ben de bilemeyebilirim de bir siz bilirsiniz. Bir başka noktaya Ama gelmek istiyorum. Ama isterseniz bir e, kısa reklam Şimdi, arası ta, e, verelim mi? Üçye'ye dönmek istiyorum yani izin verirseniz. Tabii döneceğiz. Üç size... yeden, üç yeden saraya nasıl geldik o tamam. süreci tamam. Bir anlatmak istiyorum. Evet ee, kısa bir reklam arası kısa bir reklam arası reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Evet Gürsel Bey sizin sözünüzü kesmiştik devam edin. Evet şimdi e, Kaçak saraydan biliyorsunuz 2002 yılında AKP'nin ilk kuruluşunda 3Y ile başladılar. Yani gerçekten Türkiye'nin temel sorunudur 3Y bunu kabul etmek Hı -hı. lazım. İlk kez de bir siyasi parti bu meseleleri çok ciddi çalışmış, irdelemiş ve bununla ilgili bir yol haritası koymuş. Bir, yolsuzluğu bitireceğiz. İki, yoksulluğu bitireceğiz. Üç yasaksız bir Türkiye yaratacağız. Hı hı. Bu çok iddialı ve Türkiye'nin de temel meselesidir. Üçye meselesi. 2002 yılında seçimden hemen sonra e, aslında 94 yılında e, Sayın Erdoğan ben 2002 yılında seçimden hemen sonra e, aslında 94 yılında e, Sayın Erdoğan ben e, gece konuda oturuyorum dedi şerefle dedi. Ve bu cümlesinden dolayı da İstanbul'da e, çok sayıda insan kaçak ve gece kondu oturduğu için ilgi gösterdi. Ya bir belediye başkanı çok net bir şekilde gece konduda oturuyorum, kaçak yapıda ben de oturuyorum diyorsa e, benim de kaçağımı korur gibi gibi bir anlayışla Sayın Erdoğan'ı belediye başkanı yaptı. 2002 yılında ilk icraatları o günkü tarihteki şeylere baktığınızda demeşlere. E, ben dedi vatandaşımın içinde oturacağım ve lojmanların satışına karar verildi biliyorsunuz. İki evet. Ankara'da devasa binalar yapılmış. Bu devasa binalarla israftır diye ve lojmanlara ciddi, karşı kampanya. Tabii yani. lojman ve kamu binalarının önemli kısmı israftır. Bir kısım gereç konusunda tedbirlere girdiler ve ne olduysa ansızın. Lojman ve kamu binalarının önemli kısmı israftır. Bir kısım araç konusunda tedbirlere girdiler. Ve ne olduysa ansızın o gün bu iddiayla çıkan insanlar aşama 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 Ankara'da Ankara'da baktığınızda bütün de o devası binaları geçen gün Sayın Davutoğlu da dedi 8 emsal 10 emsal olur mu dedi falan. 8 em, em, emsal 10 emsal dediği yerlerin tamamını kendileri kiralamış. Yani devlet adına kiralamış. 2012 yılında ben sormuşum. Soru önergesiyle. Diyorum ki kamu adına ne kadar bina kiraladınız? Kiraladığınız binaların ücretleri nedir? Ben Gürsel Tekin olarak vergi mükellefiyim. Ben ödüyorum kirasını. Bilmek istiyorum yani kiracı olduğum mal sahibimin kim olduğunu bilmek istiyorum. Bana verilen cevaba bakın. Allah aşkına ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gizlilik ilkesine aykırıdır. Her şey nerede? gizli zaten. Yani gibi Devamlı yayınlar yani ya, ya kardeşim. Hayır, böyle siz... bir gizlilik ilkesi nerede yazıyormuş? <laughs> ya uyduruyorlar, gönderiyorlar yani. Bir şey yani, olabilir mi? Bir... E oluyor yani kapı yani harcamaları vatandaştan i̇şte gizlenebilir yani mi? bir bilgi edinme hakkı falan diye bir şey çıktı. Vatandaşı boşver milletvekiliyim. Parlamentoda milletvekiliyim. Partinin ana muhalefetin genel sekreteriyim. Çok net bir soru soruyorum. Diyorum ki kiraladığınız binaların kirası nedir? Ve bunların mal sahipleri kimlerdir? Mal sahiplerini önümüzdeki günlerde <laughs> açıklayacağız. Tamamı AKP'nin şurakası. Bu binalar nasıl oluyor? Özellikle şu anda bizi izleyen vatandaşların daha net bir şekilde anlayabilmesi için. İstanbul'da biraz önce 100 milyar dolar dedim. Ankara'da da bunların tamamı aynı zamanda kamu yerleri. Yani devletin yerleri. Hazine ait, milli emlak ait, bakanlıklara ait. Alıyoruz. Formül nasıl işliyor? İmar, imarsız yer. Önce Hayko'ya burayı kiraya veriyoruz. 40 yıllığına ya da 50 yılına milli emlak adına kiraya veriyoruz. Tabi sana vermezler de örnek olsun diye söylüyorum. Ben... Milli emlak adına kiraya veriyoruz. Tabi sana vermezler de örnek olsun diye söylüyorum. Ben bir an tam heveslenmiştim. E, e, e. Ya yok heveslenme. Allah, heveslenme heveslenme. sana metrekare. vermezler. En az bir 20 dönüm. Sonra ne oluyor? İkinci aşamada milli emlak burayı satışa çıkarıyor 8 ay sonra. 8 ay sonra çünkü kılıfına yasal kılıfına uyduracak ya. 8 ay sonra kim buraya girebilir? Çünkü direkt 40 yıllığına kiralayan sizsiniz. Bir başkanın girme şansı yok. Burayı çok ucuz bir parayla kapatıyorsunuz ortalama diyelim ki 2 milyon dolara burayı satın alıyorsunuz sonra imar uygulamasıyla 8-10 plan çıkıyorsunuz 2 milyon dolarınız bir gece arası sayın Ali Babacan'ın dediği gibi ben söylemiyorum Bizi söyledik mi iftira oluyor yalan oluyor hayatımızın hiçbir alanında kimse, kimseye iftira atmış değiliz kimseye yalan söylemiş Dur, değiliz Babacan'ı tamamen ne diyor? babacan? Sayın can. Babacan aynen şunu söyledi gazetelerin tamamında da Hı. okumuşsunuzdur dedi ki Maalesef dedi imar uygulamalarında bir gece yarısı kalem oynatarak milyar dolarlar elde ediyor. Bir de belediyelerden çevre şehir... Maalesef dedi imar uygulamalarında bir gece yarısı kalem oynatarak milyar dolarlar elde ediyor. Bir de belediyelerden çevre şehir ve şehircilik bakanlığına yetki devri var. Hani belediye CHP'li bile olsa bazen tabii, tabii, bunu tabii. durduramıyor çünkü bakanlık direkt müdahale ediyor. Bırakın CHP'yi, AKP'li de olsa... Mesela Sayın Topbaş şaşkın Hatta birkaç tane Sayın Topbaş bin kez sordum bin bir kez de burada soruyorum. Diyorum ki siz İstanbul'un belediye başkanısınız. İstanbul'un bütün yükü sizin sırtınızda var. Bunları açıklayacak mısınız? Siz? Efendim bin siz? kez açıkladık Hanım 2012 ad, yılında. Ad, ad, tabii ki tabii bizim... sahiplerini açıklayacağım. O gizlilik dedi şey var ya. Hangi mi? yasaya gizlilikmiş bilmiyorum. <laughs> ben bu <laughs> suçu işleyeceğim. Tamamını açıklayacağım o çeteler kimse. Şimdi demek ki 3Y böyle başladı. Şimdi başladık geldik fukaralık edebiyatı evet. işte ben işte komşum Aşken ben Tokya Hı. tamam edebiyatlarıyla evet. ne olduysa geldiler 3Y'den şimdi 3E'ye geldik. Nedir o 3E? İşte bakın orada Baka. göreceksiniz bir fotoğrafı gösterir misiniz? Ha, evet çocuklar? şimdi fotoğraf. Evet. Tepede gösterin farkında mısınız? 2E. İki E. Birbirine bakan. Evet, birbirine bakan. E, ne demek o yani? yani vallahi bilemiyorum. 2E Emine Sayın Emine Erdoğan olabilir. Erdoğan soy ismi olabilir. <laughs> Çünkü aklıma o geliyor. Yani yan tarafa da bakıyorsunuz. 2E'den şey 3E'den üç 3Y'ye üç e geldik. Hüseyin Bey yapmayın ya bu kadar da değildir sanki. Ama, bak, Ama yani ilk yani bir bakın bir defa ben ettim iki tane. Ben söylemiyorum. Orada. Yani yanlış bir şey var mı? E harfi değil mi? Ya bunu Karşılıklı. olarak e, Vallahi hangi Sayın Erdoğan o zaman, adını imzaladığını... Efendim o zaman bu işin mimarı değil mi? Ya bunu Karşılıklı. olarak e, Vallahi hangi Sayın Erdoğan Erdoğan o zaman, adını imzaladığını... Efendim o zaman bu işin mimarı olan kimse telefonla katılır. Hayır o evet. değildir. Biz şu mimariden dolayı esinledik diyebilirler. Yani ben gördüğümde e görüyorum ama o ba, Şimdi, onun başka bir tarifi varsa bir başka. Bir şey. tabii konular çok e... Şimdi oraya bir devamına geleceğim. Evet. Burada bugün kamuoyuna açıklanan Sayın e, Mehmet Şimşek'in e, kamuoyuna açıklamış olduğu paranın çok çok üstünde bir rakam olduğunda ifade etmek istiyorum. Evet. İkincisi önümüzdeki günlerde çok sürpriz bir burayla ilgili özellikle kaçak sarayla ilgili çok sürpriz e, haberler ve kararlar da çıkabilir. Onda burada sizlerle paylaşıyorum. CHP söyleyeyim. olarak mı açıklayacaksınız? E, CHP sen? ya da CHP dışında e, Hı -hı. E, bu ülkenin sahipleri var herhalde bir tanesi çıkar bir şey söyler. Ya. Allah Allah merak ettim. Sen S ne diyeceksin? Var bizim programda gelin söyleyin. Rating yapalım. E, <laughs> yani bir başkasının çalışmasıdır. Onun hakkını tabii, yemek tabii, istemiyorum. Tabii tabii Ya ben ya. E, bir şey söylemek <laughs> istiyorum gerçekten. Şimdi bakın gerçekten bunu AK Parti'ye muhalefete... gerçekten şimdi. Bakın, gerçekten bunu AK Parti'ye muhalefet eden bir gazeteci olarak... Efendim bunu CHP'de, CHP, CHP için de şey? Şimdi söyleyeceklerimi bir muhalefet argümanı olarak söylemeye çalışmıyorum. Vallahi billahi söylüyorum, samimiyetimle söylüyorum. Bak sen de ee, vallahi billahi diyorsun. <laughs> Niye söylemeyeyim Nazlı? <lazım gülüyor> <mı? gülüyor> <laughs> gerçekten şöyle bir dert var. Ayda bin işçi ölüyor. Yani ayda bin emekçi... E, katlediliyor yani ölüyor demeyelim buna önlenebilir e, kazalar sonucunda Yılda şey AKP iktidar döneminde 14 bini falan bulmuş durumda ve biliyoruz işte Avrupa birincisiyiz dünya üçüncüsü yüz altıncısıyız bir şey korkunç bir durum e, Daha kötüsü bu taşeronluk dediğimiz sistemle işçi sınıfının bütün kazanımları sendikalaşma işte çalışma saatleri aklınıza gelebilecek bütün kazanımlarının bir taşeronluk sistemi adı altında e, elinden alındığı ve köreleştirildiği bir durum var. Ve az önce söylediğiniz gibi e, bir durum var. Ve az önce söylediğiniz gibi e, kamuya iş yapan ve kamunun e, imkanlarını kullanabilen sermaye parsellediği bu alanda diyelim ki bir taşeron madenci işçi e, sendikalı olmak istedi ya da bir şeye itiraz etti. Bir başka madende çalışmasının mümkün olmayacağı, mesleğine devam edemeyeceği ee, en son şeyden sonra Soma'dan sonra da gördük ee, bu affedersiniz tuvaletlerini pet şişelere yapıp 15 dakika içinde çalışmak zorunda kaldıkları korkunç bir sistem yaşanıyor. Ve 800 lirayla 900 lirayla e, açlık sınırının yarısının yarısı ücretlerle insanlar çoluk çocuk yaşamaya çalışıyorlar. Bu kadar cinayetin olmasının bir tek sebebi var para. Bütün bunları halledebiliriz. Bütün bu inşaatlarda o bahsettiğiniz 2 milyon dolara alınan hemen bitmesi gereken Türkiye'yi dev bir şantiye yaptık diye ünlenen yerde zamanla yarıştırılan Şey hatırlayın bazen bir yabancı sermaye grubuna e, Sayın, er Sayın, Erdoğan işi verirken ona e, orada bir söz daha verir, verdirir. Sen de işte 2005'te teslim edeceksin dedin ama burada söz ver bize 2004'te yapacaksın onu diye şey yapar. Bunu iyi bir şey gibi anlatır. Oralara gömülüyor işçilerin bedenleri işte. O aceleyle gömülüyor. 24 saat içinde stat yetişecek, açılış binası yetişecek, Cumhurbaşkanlığı yetişecek, kömür yetişecek. Bütün bunların olduğu yerde e, sadece bir iş güvenliği sözleşmesi imzalansa, 10 liralık maliyetler 12 liraya çıksa, o 2 senede yapılacak inşaat ve o kadar çıkarılacak kömür, şu kadar çıkarılacak olsa, yılda 1000 insanın hayatı kurtulacak. Bu kadar vahşi kapitalizme teslim edilmiş e, ve binlerce, yüz binlerce insanın aileleriyle beraber esaret sistemine e, mahkum bırakıldığı bir durum var. Bunu e, tekrar söylüyorum muhalefetle değil, samimiyetle dinleyen Ak Partili CHP'li, MHP'li fark etmez. Herkesin hakkını teslim etmesi gereken istatistik bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu bu durumdayken, bu bina hak değildir. Bu bu durum değildir. Bu bu durumdayken, bu uçak hak değildir. Şimdiye kadar Kasımpaşa'lı bizim içimizden çıkan, bizim gibi davranan, İsrail'e bile bizim gibi posta koyduğunu iddia eden, dünya siyasetinde o bizim bildiğimiz vücut dilini kullandığını e, ima eden Sayın Erdoğan'ın sarayın yani. önündeki duruşu tarihi e, e, siyasi hatalarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü bu toplumun ideolojik olarak ne kadar ikna ederseniz edin, İslam'la, milliyetçilikle, devrimcilikle mezhepçilikle ne derseniz deyin bütün motivasyonlarına rağmen bu toplum buna kızar. O sarayın önündeki o Erdoğan o Kasımpaşalı Erdoğan'a benzemiyor artık. Bu çok fazla ki sanırım Bülent Arınç dahi bunu hep yapar ama biraz iyi polis kötü polis durumları vardır. Ee, hani şey diyemedi ya olur mu haktır bu Türkiye'nin medar iftarıdır hep beraber kullanacağız en azından camisi ortaktır diyemeyeceği savunlamayacak kadar vahim bir e, ya durum burada olduğunu düşünüyorum. Şey ila... Sayın Erdoğan galiba Sayın e, Mehmet Şimşek'le ilgili de bir cümle kurdu tam hatırlamaya çalışıyorum. O kadar değil bu kadar uydurma falan ee, O kadar da Hatta değil var 500 milyon dolar falan. civarında dedi. Maliye Bakanı demek ki Maliye Bakanı bu kadar sahte iş yapıyorsa biz yandık ya. Ya yani. 500 milyon dolar olsun. Kendisinin de Maliye Bakanıydı kaldık ki sayın. De, orada yani. bu dahi bir kısmı. Şimdi bir de bakın bu kadar büyük bir inşaat yapılıyor, bu kadar büyük masraf yapılıyor. Ben şunu söylüyorum. Nasıl sen kendi zevkine göre e, ee, böyle bir şey yapabilirsin. O zaman yani zaten böyle bir şey doğru değil o başka. Ama bir de diyor ki ben diyor Osmanlı ve Selçuklu mimarisini beğeniyorum diyor. Yok böyle bir şey. Sen bir kere memlekete eğer millete bir saray yapıyorsan bunun için de getirirsin bir beynelmiler bir yarışma tertip edersin vesaire. Senin zevkine göre değil. Yani neyse en zarif zevk onlara göre bir şey inşa edilir bari bir eser kalır. Bir de böyle ne de değil. Yani insanlar bakın taklit en kötü şeydir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, şeye cami dikiyorlar, çamlıcaya Sultan Ahmet caminin taklidini yapıyor. ya bu taklit bunu anlayalım bu görgüsüzlüktür. Yani hakikaten taklit eser, tam anlamıyla büyük bir görgüsüzlüktür. Hem bu kadar sarf ediyorsun hem de bir görgüsüzlük abidesi dikiyorsun. Zaten bu şekildeki müsriflik biliyorsunuz Türkiye'de mesela ben rahmetli Sedat Hakkı Eldem çok önemli bir mimardı onunla görüşürdüm. Hep böyle bu yalılar filan bakarım biraz tevazu yansıtır. Hep bana söylemiştir. Yani o öbür Fransız, o barok vesaire o tip bir mimari değil. Hep tevazu yansıtan bir mimarisi vardı aslında Osmanlı'nın yalılarda da bu görülür. Bizde tam manasıyla böyle bir gösteriş hani para... Parisi vardı aslında Osmanlı'nın yıllarda da bu görülür. Bizde tam manasıyla böyle bir gösteriş hani param var gibi bu haca zevki deriz biz buna. Ben böyle bir zevk yansıtıyor. Bir kere bundan da rencide oluyorum. Hani bir de eser de kalmayacak maalesef. Yani hem bu kadar para harcanıyor hem bir taklit yoluna gidiliyor İşte amblem de var belki evet yani, tuhaf Şimdi, bir yani. adım, çamlıca şey. dediniz çamlıca ile ilgili e, iki yani, yıl camiye karşı değiliz yanlış anlaşılmasın <laughs> da zeksine karşı yani, yanlış karşıyız, hak evet. olmayan neyse karşıyım açık söylüyorum İyi bir din adamının da çocuğu ama insanların en kutsal değerlerini kirli işlerinize bulaştırıp onu bir kılıf gibi kullanıyorsanız bunun karşısında olmamak mümkün değildir. Çamlıca'da biliyorsunuz İstanbul 7 tepe. 7 tepenin asıl amacı klima görevi yapıyor. Yani tepeler şarkılara konu olsun diye tepe olmamıştır. Asıl amacı klima görevi yapıyor. Yani tepeler şarkılara konu olsun diye tepe olmamıştır ve İstanbul'un tarihine bakın. Bütün imparatorluklar geçmiş, gelmiş gitmiş. Hiç kimse bu tepelere dokunmamış. Tepelerin temel amacı İstanbul'daki bu hava sirkülasyonunu sağlamaktır. Bugün hiçbir tanesi yok. Sanki gerçekten büyük bir ihtiyaçmış gibi ısrarlı oraya. Hadi yaptınız cami. Buna itiraz yok. Caminin yanında yani şeytanın bile aklına gelmeyecek planlar yapıyorlar. Üsküdar Belediyesi AKP'ye bağlı. İstanbul Belediyesi AKP'ye bağlı. Anıtlar Kurulu Bakanlığa bağlı, AKP Bakanlığa bağlı. Üç kurul da buraya onay vermiyor. Öyle mi? Tabii. Hmm. Üç kurul. Ve üç kurulu bypass ediyorsunuz. Yok Bu Validebağ'dan mı bahsediyorsunuz? Hayır, Çamlıca'ya. Ha, Çamlıca'dan. Çamlıcay. Çamlıcay. Ben bilmiyorum o üç kurulu. Tabii tabii. E tabii bununla ilgili basın toplantısı yaptım evet. iki yıl önce. Benim fotoğrafımı verdiler. Çamlıca'ya verdiler. Altı boş yani şey yok. Aman biz... Fotoğrafımı verdiler. Çamlıca'ya verdiler altı boş yani şey yok aman bizi döver Sayın Erdoğan diye. Şimdi soruyorum. Eğer kardeşim bu haksa Üsküdar Belediyesi sen suç işlemişsin. Büyükşehir sen de suç işlemişsin. Anıtlar kurulu sen de suç Peki işlemişsin. bütün bunları aşarak nasıl, nasıl e, mekanizma e, Şimdi istiyor? bunlar bir gece yarısı kentsel dönüşüm yasası diye bir ceberut bir yasa çıkardılar ya. Tamamını bypass ediyor. Kentsel dönüşümde yaptılar. Burası sit alanı. Bütün yok ettiler. Hadi camiye tamam eyvallah kardeşim dedik. Madem ki öyle çok ısrar ediyorsunuz camiye ihtiyaç varsa eyvallah. Caminin yanında ne yaptılar? 54 dönüm yöre de turizm alanı ilan ettiler. Otel, dinlenme. Öyle şimdi mi? Bu, elbette ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına hmm. ya. Bunların nasıl hesap verecekler doğrusu bilmiyorum. Evet. Yani dinen ben şimdi e, Sayın Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. 76 milyon işte bu kaçak sarayı konuşuyor. Şunu bunu konuşuyor. Dinen caiz mi Allah aşkına ya? İslam. Her şey, İslam. konuşuyor. Dinen caiz mi Allah aşkına ya? İslam. Her şeye her şeye yorum yapıyorsunuz. Bu konuda sizi söyleyeceğiniz iki cümle yok mu sayın görmez? Evet. Görün ben, biraz ya. İsterseniz hani e siz de söylediğiniz Aksaray hakkında. Şey bu aynı şekilde sen biraz önce vahşi kapitalizmden söz ettin. Numan Kurtulmuş e, zeytin ağaçları, 6000 zeytin ağacı. E, Numan Bey karun oldunuz diyordu e, ama şimdi kesilince, tabii. Kesilince şöyle bir açıklama yaptı. E, yani vahşi kapitalizme teslim oldu falan evet. büyük katliam diye bir açıklama yaptı. Onu okuyunca insan şöyle düşünüyor. Vallahi bu kolin inşaat kendi başına bir gece karar vermiş. Ben buraya bir termik santral yapayım Yırca köyüne. Ondan sonra ağaçları da kesmiş. Ama mesele öyle değil. Bakın hem de zorlamayla 1930'daki bir kanuna dayanarak 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için çıkarılan milli müdafaa Miyasa savaşın hazırlık için çıkarılan Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu'nda yer alan bir maddeye dayanarak acil kamulaştırma yaptılar Bakanlar ama o kanuna kan dayanamaz ki o kanun olağanüstü dönemlere özgü bir kanun. İşte kanundur. öyle ama ona Hakikaten. dayandı. Ona dayanarak Bakanlar Kurulu çünkü orada diyor ki olağanüstü bir durum varsa vesaire ona dayanarak acil kamulaştırma yaptı. Yani o normal kamulaştırma süreçlerinden geçmeden Hı -hı. Artı sadece bununla sınırlı değil. Bir kere o hakkı verdi orada termik inşaat hakkını. Artı şimdi mecliste bekleyen Gürsel Bey bunu bilir. Ee, zeytinliklerle ilgili bir kanun da bir değişiklik yapıyor. Şimdi zeytinliklerle ilgili yine 1939'da zeytinlikleri koruma amaçlı bir düzenleme çıkıyor. Orada diyor ki zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç ee, toz ve duman çıkaran, tesis yapılamaz, atık bırakan, zeytin sahaları daraltılamaz diyor. Şimdi buraya bir tarif getiriyor. Zeytin sahası nedir? Ee, 25 dönümden az olursa Zeytin sahası vasfını kaybediyor diyor. Miras yoluyla bu zeytinlikler tabii küçülüyor bütün tarım arazileri gibi. Dolayısıyla şimdi bu istisnayı getirmek suretiyle zeytinlik sahayı da imara açmayı. Dolayısıyla bu hani diyor ya bu zeytinlikler niye kesildi bu zeytinler? E zaten sen zeytinleri kesmeyi planlayan bir düzenleme getiriyorsun. Hani Herkes de dışarıdan bakınca kamuoyu herhalde etkilemek üzere Aa, bunların hiçbir şeysi yok vahşi kapitalizm kesmiş diyecek. Yani senin gibi solcuların da işine gelecek vahşi <laughs> kapitalizm bunları kesti diye. Hükümetin Sizin, hiçbir dahli yok. Yani siz ne diyorsunuz e, gibi. Mustafa Bey. Yani genellikle bu başımıza gelen e, felaketleri anonim böyle e, amorf harici bir özneye yüklemek konusunda geleneksel bir... ...anonim, böyle e, amorf harici bir özneye yüklemek konusunda geleneksel bir eğilimimiz var tabii bizim. E, kendi sorumluluğunu atmak için bu şekilde çok e, kavram kullanmak mümkündür. Daha evvel de başka ideolojik perspektiflerde de aynısı yapılıyordu. Ama bu tabii hükümetin dediğiniz gibi sorumluluğunu ortadan kaldıran bir şey değil. Yani sanki bütün olup bitenlerde hiçbir dahli yokmuş gibi. E, yani düşünün hükümettesiniz. Başbakan yardımcısınız ve kendinizi hiçbir, hiçbir sorumlu tutmaksızın başka böyle bir e, soyut özneye atıfta bulunarak meseleni, meseleyi kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar kolay olmasa gerek tabii. Sen bir şey söyle. Ben de Gülsel Bey siz dinleyin biz aramızda biraz <laughs> konuşacağız. hayır, ben yok, herhalde yok bir diye. şey bulacağım da onu özellikle evet. bulmaya çalışıyorum. Ee, bir anekdot geliyor aklıma sevgili evet. Sunay Akın'ın gösterilerinde çok sık anlattı ama isimleri e, tam hatırlayamayacağım kusura bakmayın böyle. Uyduruyor gibi olmayayım. Al Alman kralının kendisine yaptırmak istediği yazlık sarayı evet. hikayesi vardır biliyorsunuz. Ve bir arazi tespiti yapılır. E, güzeldir oraya yapılacaktır. Uyduruyor gibi olmayayım. Al Alman kralının kendisine yaptırmak istediği yazlık sarayı evet. hikayesi vardır biliyorsunuz. Ve bir arazi tespiti yapılır. E, güzeldir oraya yapılacaktır ve Orada da bir değirmen Vardır. E, görevliler gider ve kapıyı vurur. Der ki değirmenciye müjde başına talih kuşu kondu. Ne var? Burayı işte kralımız çok beğendi, burayı senden satın alacak ve yazlık sarayını yapacak, sen de fazlasıyla hakkını alacaksın. İlgilenmiyorum der, kapatır kapıyı. Şimdi krala gider tekrar, der, der ki ya biz vurduk ikinci kez açmadı da kapıyı bu adam. Olur mu öyle şey der, ciddiye almamıştır, kraldan geldiğinize inanmamıştır, bir daha gidiniz. Tekrar giderler, kapıyı açarlar, efendim anlamadınız galiba biz işte kralın, yok anladım der, satmıyorum burayı. Kral uzununa çağırtır ve değirmenciye şey der, yani sen nasıl kralın sana bu teklifini reddedersin? Efendim der, benim dedem değirmenciydi, öldü, bahçeye gömdük. Babam değirmenciydi, öldü, bahçeye gömdük. Ben bu mesleği yapacağım, aynı yere gömülmek istiyorum, çocuklarım devam edecek. Satmıyorum. Kral sinirlenir ve denir, der ki e, senden burayı alırım istersen biliyorsun. Çocuklarım devam edecek, satmıyorum. Kral sinirlenir ve denir, der ki... E, Alırım istersen biliyorsun. Değirmenci şu cevabı verir. Alamazsınız Berlin'de hakimler var. Doğru. Şimdi o yazlık saray yapılır. O değirmen hala Almanya'da orada durur. Hatta sarayda uzun yıllar boyunca sarayın ekmek ihtiyacı oradan parasıyla satın alınarak yapılmıştır. Şimdi bütün bu başımıza gelen e, felaketlerin en büyük sıkıntısı hukuk. Tabii ki. Şimdi Taksim Meydanı'nı değiştireceksiniz. Bir sürü bu konuyla ilgilenen sivil toplum var. Sana bir şey söylüyorlar işte naif mi oldu kaba mı oldu tarihi mi oldu tarihimize sahip çıkıyoruz deyip tarihi bir meydanın üzerine sıfır yutonklarla bina dikeceksiniz. O tarla başını kentsel dönüşümle dümdüz edeceksiniz ve bunun da tarihe sahip çıkmak olacak. Yasal olarak bunları durdurma şansımız yok. Kapısını çalacağımız devlet de yok. Şimdi Yo, durduruyor dur durdurdu. Durmuyor da, işte kesti zeytin. Ama ağaçlarını. bakın danıştay kararı geç biliyorsunuz Uyap'a yüklenmiş. Hatta sizin Sezgin Tanrı Kulu bu şekilde de bir soru önergesi de UYAP'a yüklenmiş. Hatta sizin Sezgin Tanrı Kulu bu şekilde de bir soru önergesi de verdi. 28 Ekim'de alınmış 7 Kasım'da Uyap'a yüklenmiş. Dolayısıyla yani geç e, farkında var. E, firma kim? Varmış. Firma yine Kolin İnşaat. Aynı şirket. E, havuz medyasına, hala, üçüncü, evet havuz, efendim, havuz medyasına para, rüşvet verenler. Şimdi bakın çok, çok özür dilerim, bir ufacık şey unuttum az önce. Ya, firmalar öyle şey bildiğimiz gibi yabancı sermaye, doğal evet. Türk sermayesi değil. Bu çeteleşmiş AKP'nin etrafında işte havuz medyası ve şeyler. Mesela İstanbul'da e, bütün imar uygulamalarına bakıyorum. Büyük imar uygulamalarının içinde hiçbir tane iş adamı yoktur. Mümkün değil, yapamazsın. Ya Türkiye'nin en büyük firmasının bile kendi arsasını bir başkasına devretmek zorunda kalıyor. Buna isimlerini de verebilirim. Koç gibi firma dahil olmak üzere. Şimdi böylesi bir şey. Türkiye'nin bunu tartışması lazım. Nasıl devrediyor ya yüz, bunu anlamadık. Bu kendi. ortada bir suç işlemiş. Anlamadık. Bu kendi. ortada bir suç işlemiş. Rüşvet havuzuna para vermiş bir firma hiç konuşulmuyor. Sanki sıradan normal bir firmaymış gibi. Yo, ben şey yazdım. Bu 3. Havaalanı'nda alan ve havuz medyasına para 100 milyon dolar üçüncü para veren firma. 3. Havaalanının chat raporu çıktı mı? Daha teslim bile olmadı. Chat raporu. Ya inanın bazen... Biraz Halk önce için söyleyelim. Musun? Çevresel ekonomi nasıldı? çevreye uygun yani Hı -hı. çevre planlarına uygun rapor var mı yok Hı -hı. mu? Önce bir çet raporu çıkıyor. Üçüncü havalarınla ilgili. Çevresel yani etki değerlendirmesi. Evet. Yani bir başka yeri etkiliyor mu etkilemiyor mu? Doğasını, tarım, altyapısı uygun mu? Bütün bunlar değerlendirmeler ve 28 tane farklı kuruluş yapıyor bunu. Yani bildiğiniz gibi böyle üç kişi bir araya gelmiyor. Yani tabiata etkisi, hayvana Yapınmamış etkisi, çevreye bu. etkisi, tabii tabii. insana yap, etkisi, çet raporu bakın önce bir çet raporu çıkıyor. Çet raporu <laughs> çevreye bu. etkisi, insana etkisi, çet raporu bakın önce bir çet raporu çıkıyor. Çet raporu 28 kurumun ve önemli bilim adamları da var. Şimdi aslında bir, bir şimdi herkes şöyle bir alışkanlık haline getirmiş. CHP bir şey yapsın. CHP ne yapacak Allah aşkına? 28 tane kuruluş o chat raporunun altına imza atan, kendisine bilim adamıyım, profesörüm diyen bir tanesi konuşmaz mı? konuşmuş Çıktı mı chat raporu? Çıktı. Ne Ona olarak anlatayım. çıktı? Önce çıktı. Bu chat raporu. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz çıktı. Burası şey uygun değildir. Bu yapıya uygun değildir. Ve 28 kuruluşun o chat raporunu verenlerin çoğu darmadağın edildi. Yeni bir yapılanma oldu. O yapılamalar bakın. Bir ay önce ya da 40 gün önce bir rapor çıkıyor diyor ki burada işte 16 tane göl var göllet var aynı rapor aynı farklı kişiler bu sefer bu gölletleri diyor ki şey su birikintisi ağaçları çırpı diyor ya bu inanılır gibi değil Türkiye'de Ama gerçekten gümbür, ruhu... gümbür. bu inanılır gibi değil Türkiye'de Ama gerçekten bu sistem pek e, ses çıkmadı. CHP bunu duyurdum Ben duymadım mesela. Takip Vallahi ederim. Valla bin kez açıkladı. Öyle bin, mi? Evet. Ya bir kes. de şöyle bir sorun var. Ben biraz da oraya da dikkat çekmek gerekiyorum. Şimdi Soma faciası oldu. İşte o az önce bahsettiğimiz taşer onlaştırma sistemi. Ama bu sistemiyle... facialar olmadan önce <laughs> CHP mücadele ya, etti. Yani ya. örnek ya. olarak söyleyeceğim. Mesela az önce bahsettiğiniz 28 tane kuruluş gibi bu ülkede e, sivil toplum örgütleri var e, İşçilerle, insan haklarıyla çoğu da kadın, bilim insanları yani. Hepsi ve evet. yani ne yapar sivil Toplum örgütü siyaseti etki edecek şekilde Kamuoyu oluşturur e, eylem yapar Basın açıklaması yapar hükümetle Görüşür muhalefetle görüşür şimdi bir Başımıza felaket geldiğinde Mesela Soma olduğunda mesela şu zeytin Ağaçları için köylülerin ağzında burnunu Kırdı insanlar e, Oradaki güvenlik görevlileri gerçi onlara da sonradan Şimdi onlar da şey yapmışlar Eylem yapıyormuş o aynı yerde eylem yapıyorlar Şimdi oraya insanlar ne yapacak Diyelim o felaket yerine insan hakları örgütleri, işçi örgütleri, e, dayanışmaya giden insanlar. E, Yusuf Yerkel, başbakanın... Diyelim o felaket yerine insan hakları örgütleri, işçi örgütleri, e, dayanışmaya giden insanlar. E, Yusuf Yerkel, başbakanın... E, başbakanlık Tekmeci değil mi Tekme attığı zaman oradaki vatandaş Uzun süre şunu tartıştık. Bu adam e, Somalı mıydı? Yok soruya dışarıdan gelen provokatör müydü? Bakın yani tekmeyi yeni tam. Dışarıdan Olay, gelse haklıdır. Tam onu söyleyeceğim. Bilir. Olay maharine, e, sivil toplum olarak, medya olarak, vicdanı e, kanayan insanlar olarak yardım etmeye giden bütün kesimlerinde e, ajan ilan edildiği ve oradaki o e, mağdurların yalnızlaştırıldığı bir şey yaşıyoruz aynı zamanda. Bakın gezi meselesinde de. Şimdi niçin hala taksim beton? Kaç yıl geçti değil mi? Şimdi çok hızlı inşaat yapan bir iktidar var karşımızda. Çünkü tek yenildikleri yerdir gezi. O e, projenin tamamlanmamasının altında bir tane sebep var. Sayın Erdoğan orayı tamamlamak istiyor. Boşa şu anda para acatmak istemiyor soğuk. ve e, şu anda Kadir Topbaş hani vapurları sormuştu biz hatırlayın. Bu vapurlar şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Ne taksimi sordu, e. ne işte şeyi e, tarla başını sordu, ne Aksaray'ı sordu. Dolayısıyla e. ne taksimi sordu, e. ne işte şeyi e, tarla başını sordu, ne Aksaray'ı sordu. Dolayısıyla Yalnızlaştırılan, bölgesel olarak yalnızlaştırılan, yani o köylü kadar insanın sesini duyurduğu kadar oraya birisi gitse e, ajan, şimdi Allah'tan CHP'li, HDP'li vekiller e, olay yerine gitme tecrübesini çok daha hızlandırdı. E, ve aynı kanuda hangi daire karar vermiş sorularını soruyoruz birbirimize. Yani mahkemenin bir dairesi e, bu kararı verebilirse, e Hemen biz öbür tarafa taşıyıp e ne oldu yani şey kalmadı. Devlet kalmadı. Yalnız şu şimdi e... bu şey Sayın Topbaş ile ilgili biliyorsunuz 100 binlik plan yaptı. İstanbul İl Başkanı iken bütün eksiklere rağmen destek verdik. Gerçekten ilk kez İstanbul bir plana, bir anayasasına kavuşacak. 100 binlik plana baktığımızda 100 binlik planda 450 tane bilim insanı çalışıyordu. Ama ne yazık ki? Kusuruma bakmasın. Yani ben onlara bilim insanı demek istemiyorum. Çünkü bu planın altında hepsinin imzası var. Bir tanesi sadece Mustafa Hoca çıktı o da istifa etti. Ya istifa etme bir şey söyle hocam. Niçin istifa ediyorsun? Sayın Top Başının altında imzası var. Üçüncü köprü yok. Üçüncü havalanı yok. Taksim Parkı yok. Aynı zamanda İstanbul'da... Taksim Parkı yok dediğiniz şey yok. O yüz binlik plan da yok. Ha. Yani İstanbul'un anayasası yapılmış anayasasında bunların hiçbirisi yok. Daha önemlisi... İstanbul'da 99 depreminden sonra rahmetli gecevit döneminde e, kamuya ait yani milli emla devlete ait yerlerin deprem dönüşümü ve kentsel dönüşüm için kullanılması gereken yerlerde <laughs> ayrıldı burada kullanılacaktı tamamını eksiksiz tamamını maalesef ranta çevirdiler ve ne deprem için dönüştürüldü. Kentsel dönüşüm yani yapılan o anayasa İstanbul kentinin anayasası, anayasası darmadağın etti ]ydi. Sayın Topbaş da sessiz kaldı Ama yani, Sayın Topbaş altında imzanız yapsın? var yani siz İstanbul'un belediye başkanısınız kaldı Ama yani, Sayın Topbaş altında imzanız yapsın? var yani siz İstanbul'un belediye başkanısınız Ama Kırık biraz yavaş yavaş sanırım iyice kaybetti oradaki o yani zamanında gerekirse dava açabilecek kadar çevre bakanına bir dakika bu inşaatı yapmayın diyecek kadar bir davranış belirtisi vardı ama son dönemlerde şimdi sanırım... ben müsaade ederseniz bu konuda şunu söylemek istiyorum yani AK Parti içinde aslında çok değerli insanlar var bunlardan bir tanesini de ben Kadir Topbaş olarak görüyorum fakat e, Hanım nitekim bütün halkın teveccühü ben, bravo, suç ben, de, şey de, olur ben olur destek vereceğim size yani ben onun değerli buluyorum. Değerli bir insan. Mesela Babacan değerli bir insan. Abdullah Gül değerli bir insan. Yani ne bileyim Bülent Arınç vesaire. Belki de içlerinden bunu onaylamıyorlar filan. Ama şunu bilmeleri lazım. Ben onun altını çizmek istiyorum. Yani e, bakın Kadir Topbaş da İstanbul halkından son e, seçimlerde de büyük oy aldı. Ama şunu bilmek lazım. Ben onların birçoğunun üzüldüğünü bu yanlışları görmemelerine de imkan yok bu yanlışları görmemelerine de imkan yok. Ama bu suskunluk e, onların artı hanesine yazılmaz. Onları kusurlu olmaktan kurtarmaz. Bunu bilmeleri lazım. Şimdi babacan'a mesela paralel diye yazmaya başladılar. Orada burada filan diyorlar ki sen diyor darphaneden bilmem ne Türkçe olimpiyatları için para bastın. Bir tek senin haberin vardı. Sen de paralelsin. Şimdi babacan hem de böyle bir takım tetikçilerin hakaretine uğramasına rağmen böyle taş gibi oturuyor. Hani o zaman ne oluyor? Değerli bir insan değerinden kaybediyor. Mesela Abdullah Gül. Birçok insan ona umut bağladı. Yani çünkü yatırım yapılmış bu kadar. Bu halk seni, yani ne bileyim işte ta Cumhurbaşkanlığına kadar taşıdı. Değil mi? Zor zamanlarda düşündü ki sahip çıkabilir Abdullah Gül gibi bir insan. E şimdi bir bakıyorsun... Hüber Köşkü'nde oturmakla bu işler halledilemiyor. Zor zamanlarda düşündü ki sahip çıkabilir Abdullah Gül gibi bir insan. E şimdi bir bakıyorsun Hüber Köşkü'nde oturmakla bu işler halledilemiyor. Yani orada oturunca e, ve suskun kalınca sorumluluktan insanlar kurtulamıyor. Yani bunu bilmeleri lazım. Sizin dediğiniz ben gibi. Ben Sayın Babacan için <laughs> söylemiyorum ama %70'inin neden suskun kaldığını da çok iyi biliyoruz Nazlı Hanım. E, sizi, sizi suçun bir parçası ederlerse susarsınız. Evet, yani ben o yani, bu saydığım isimlere öyle desem bile. Hepsinin bakın çocuklarını, hı hı. çocuk bakan çocukları, belediye başkanları çocukları, milletvekillerin çocukları, damatları. Şimdi yeni formül soy isim tutmasın diye daha çok damat ve gelinler kullanılıyor. Bütün bunlara baktığımızda. İrili ufaklı herkesi bu suça bulaştırdıkları için maalesef suskun kalıyorlar. Bir de ahlak bir noktada da ben sizin söylediğinizi biraz daha ileri gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de şahsen hiç kimsenin e, karakter analizini yapmak haddime değil. Elbette herkes kendi çapında görevini yapmaya çalışmıştır. Fakat e, işin içine kan aktıktan sonra yani, elbette herkes kendi çapında görevini yapmaya çalışmıştır. Fakat e, işin içine kan aktıktan sonra yani işin içine ah girdikten sonra yani e, meydan meydan dolaşıp 15 yaşındaki bir çocuğun öldürülmeyi niye hak ettiğini anlattıktan sonra işte bu bir tane rapora aleyhte imza atan adamın görevinden hemen alındığı bir ülkede bir editörün gazetede bir şeyi kaçırdığı anda AK Parti aleyhine görevinden alındığı bir dönemde Ali İsmail Korkmaz'ın kafasına vurularak öldürüldüğü bir ülkede bir tane vali görevde alınmadıktan evet. sonra yani işte bütün o emri ben verdim meselelerinde e, cinayeti meşrulaştırmaya başladıktan sonra Roboski'den sonra gidip genel korumaya teşekkür ettikten sonra e, işte Cem bir alevinin kafasından vurulmasından sonra polisin sabrına taşıyorum dedikten sonra bu artık sadece bir bina çıkılacak ona da göz yumdu Cumhurbaşkanı layık olmasın onayladı meselesini geçen e, bir sorumluluk yüklüyor çünkü Evet. Ee, bu artık fazla yani bu artık sadece bir şehir kavgası da çok önemli bir kavgadır çevre de önemli bir kavgadır ama iş cinayetlerinin genç ölümlerin devlet kurşunuyla ölümlerin bakın devlet kurşunuyla bin... iş cinayetlerinin genç ölümlerin devlet kurşunuyla ölümlerin bakın devlet kurşunuyla 7 bin tane kadın cinayeti var onları da unutuyoruz yani 7, şunu unutmayalım lazım. bir e, mağdurluktan gelen bir siyasi iktidarın savunması değil bir insanı işte öyle Devlete, bir falan da yok. E, yani öyle söylendiği için söylüyorum. Devlet mühimmatıyla e, öldürülen birisi varsa onun katili devlettir. Bizi ondan koruyacak olan şey hukuktur. Tabii. Ve bütün bunların yürümediği bir yerde artık cinayetlerin de meşrulaştırılmaya başladığı Davaların güvenlik açısından Ali İsmail Korkmaz'ın davasının güvenlik açısından bilmem nereye sürüldüğü. Annelerin evlatlarını kaybeden annelerin otobüslerle bir araya gelip o şeylere mahkemelere gitmeye çalışıp kapısında gaz yediği bir yerde yani iyi insanlık benim gözümde tartışılıyor. Şimdi artık. burada e, bir, baş... bir şey Siz bir iki cümle ifade etmek istiyorum. Yani bu bütün bu konuştuğumuz meselelerde tabii karakter efendim ahlaki sorumluluk meselesinin ötesinde bir de hukuki boyutu var tabi dediğiniz gibi. Sorumluluk meselesinin ötesinde bir de hukuki boyutu var tabi dediğiniz gibi. Yani bugün bazı konularda sessiz kalan veya pasif kalmak suretiyle olup biten uygunsuz ve yer yer hukuksuz işlere iştirak etmek suretiyle sessiz kalan insanların ee, yarın tabi hukuki bir karşılığı da olabilir. Çünkü tabi bütün hukuk aykırılıklar suç teşkil etmez ama e, suç teşkil eden hukuk ay aykırılıklar için e, amirim emretti, başbakanım emretti, bakanım emretti diyerek sorumluluktan kurtulma şansı da yok. Yani bizim anayasamıza göre e, kamu görevlileri görevlerini tabi kendilerine amirlerinin gösterdiği şekilde ama uygun olarak yapmak zorundalar. Hukuk aykırı bir emir aldıkları zaman bunu ancak yazılı olarak teyit ettirmek durumdadırlar. Fakat eğer hukuka aykırı emir aynı zamanda suç teşkil ediyor ise o takdirde hiçbir şekilde yapmamakla mükelleftirler ve yarın bir gün bu yarın bir gün bu suçlar kovuşturulduğu zaman ee, bana böyle emredildi diye kendisini savunması ve sorumluluktan kurtulması gibi bir şansı yoktur. Dolayısıyla yani bütün bu söylediklerimiz hep suçtur demek istemiyorum ama bunların içerisinde suç olanlar da vardır ve o bakımdan bu sorumluluğun e, karakter zaafı ve ahlaki sorumluluğun ötesine geçen hukuki boyutu olduğuna da, Bunun da dikkat da e, istiyorum. Özellikle bu son zamanlarda tartışıyoruz. Yani bürokrasi kolluk kuvveti hukuk nezdinde bir dönemi ayırmadan bütün AK Parti dönemi için söylemek gerekiyor. Hani hep 17 Aralık'tan sonra mı başladı bu hukuksuzluklar meselesi? Değil tabii. E, madem ki bu kadar emreden bir siyasi iktidar vardı, bütün siyasi ana davaların hukuk dışına çıktığı bir görüntü verildi. E, burada her ne kadar tepesinde bunun siyasi iktidarı sorumlu olsa da, e, bütün bu uygulamaların tamamının da biraz sorgulanması gerekiyor gibi geliyor. Şimdi burada Şimdi ben... bir de çok ilginç şeyler var. Mesela son Hı -hı. dönemlerde... E, çok ilginç şeyler var. Mesela son dönemlerde e, hukuk yeterince işlemiyor, ayaklar altına alınmış. Kritik yerlerde mesela çok enteresandır. Gizlilik karar. mesela 76 milyon yurttaşımızı ilgilendiren, biliyorsunuz hepimizin yüreğini sızlatan bir uçak düşme hikayesi var. Niye gizlilik koyuyorsun? Ne var burada gizlilik? İki tane pilotumuz şehit düştü, uçak düştü. Niye gizliyorsunuz? Ya bu Bingöl katliamında yine gizlilik kararı ya daha Çok, daha yakın, ya çok şeyler bakayım, de var. Robot hadi Sütte Bingöl hepsinde. katliamı diyelim ki yabancı istihbarat örgütleri falan filan bir sürü hikayeler. Bir bir türlü bir Öyle şey buna kılıp bulabilirsiniz. Ama hepimizi gerçekten ve kaldı Hı. ki iktidar yetkilileri de çok celallandı. Vay Hı. şeyimiz test ediliyor yakarız zikarız falan filan. Şimdi herkes sessiz. Niye sessiz? Niye gizlilik koydunuz? Dava devam ediyor bildiğim kadarıyla bir bir hafta önce de bir dava yine devam ediyordu. Şimdi bunun gizlemenin sebebi ne? Size Böyle bir şey hukuk söyleyeyim. Mi? Olur. Bildiğim kadarıyla bir bir hafta önce de bir dava yine devam ediyordu. Şimdi bunun gizlemenin sebebi ne? Size Böyle bir şey hukuk söyleyeyim. Mi? Olur. Bir ekleme yapayım mı Gülsel Bey? Ee, konuyu Nerede sürekli sıkışsalar sürekli hemen oraya konuyu getirmiş gibi olmayayım ama e, Hrant'in cinayeti davasında. Ahim kararından sonra, Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra, İçişleri Bakanlığı Tehdit Kurulu raporundan sonra iki savcı var biri Muammer Akkaş Hı. öbürünü hatırlamıyorum şimdi tam kamu görevlilerinin soruşturulması ile ilgili bir dosya var ne demek bu eğer bu cinayete devlet içinde bir katkı bir şey olduysa işte şu adamlara bir sorman lazım Yok. çünkü bunlar da mülki amirleri bir bak bakalım bunları Üç yıl boyunca o soruşturma Hı. üzerinde gizlilik kararı vardı yani gidip şunu diyemiyorduk biz ya hani iki tane mitçi tehdit etmişti ya Arant abi sordun mu onlara bir şey ya da ne bileyim şu vali idi ya o zaman onun odasında oldu ya 3 yıl boyunca gizlilik kararı vardı. Yani Türkiye'yi sarsan o en büyük davalar, üzerine gidiyoruz. Bu kuşun bize sıkılmıştı dediğiniz bütün meselelerde e, o üç yıl boyunca bir arpa boyu yol alınamadı. Bir yerde gizlilik kararı varsa devletten şüpheleneceksin. Kesinlikle. Bunun başka Şimdi açıklaması sorunda bir kirlilik var. Gizlilik kararı varsa devletten şüpheleneceksin. Kesinlikle. Bunun başka Şimdi açıklaması sorunda bir kirlilik vardır. E, az vaktimiz kaldı değinmek e, zorunda olduğumuz konulardan bir tanesi de ee, bu Fatih Altaylı konusu çünkü aynı ilgili kolin inşaatla da ilgili yani kolin inşaat biliyorsunuz bu termik santrali yapıyor bu e, Yırca köyünde aynı zamanda 3. Havaalanı inşaatının yüklenicisi firması aynı zamanda havuz medyasına 100 milyon e, dolar para veren. Şimdi aynı zamanda 3. Havaalanı şu anlamda önemli ki e, Çatalca yöresinde de arazi, kupon arazi toplanıyor. Ee, Başbakanın dünürü tarafından yani medyaya yansıdığı kadarıyla gördük o tapelerde. Yani çok önemli bu üçüncü havaalanı inşaatının yapılması. Herhalde oradan bir borç ödenecek. Her halükâ. şimdi Fatih Altaylı bu üçüncü havaalanını yazdı. Ee, ve gitmiş üstelik üçüncü havaalanını da destekliyor. Yazdı. Ee, ve gitmiş üstelik üçüncü Havalimanı'nı da destekliyor. Bu üçüncü Köprü ile 3. havaalanına benim bildiğim kadarıyla Tayyip Erdoğan karşıydı 1994'te. Tabii. Belediye başkanı olduğu katliam dönemde olur demişti. katliam olur demişti. Bütün o kuzey ormanları, e, İstanbul'un nefes borusu, gider vesaire demişti. Şimdi o tam tersi istikamete döndü. Fatih Altaylı da ona karşı filan değil. Ama diyor niye bu inşaat yerinde sayıyor? Çünkü bir sürü şey oldu. 1 milyar 800 milyon metreküp bir hafriyat yapılacaktı işte o dolgu pardon dolgu yapılacak işte ama kanal İstanbul zannediyorum vazgeçilince toprak bulunamadı oraları dolduracak. Kot indirildi. Şimdi daha düşük bir e, toprak doldurmaya rıza göstermişler ama bir hareketlenme bunu yazdı diye kısacası. Yani belki de çok inşaat var. Diyelim ki o tespit etmemiş. Hiçbir faaliyet görmemiş. Tayyip Erdoğan Türkmenistan dönüşünde işareti verdi ve veriyor evet, zaten evet. o yolculuk işareti verdi ve veriyor evet, zaten evet. o yolculukları sırasında. Dedi ki ona bir operasyon gerek dedi aynı i̇nfaz da edin ve bu lafı edin kullandı. Dedi. Hazımsızlık filan dedi ama <laughs> operasyon gerek dedi. Ondan sonra üç gün sonra e, mecburi izne ayrıldı. Bir uzun seyahate çıkacağım diye. Bu operasyon mu nedir bu? Operasyon mu olacak yoksa Şimdi, böyle, bunun adı mı operasyon? E, aslında e, İranlı bir sosyoloğa bir soru sormuşlar. Ee, bu işte bir, e, İran'daki devrimden sonra aynı zamanda Hümeyni'yi destekleyen bir ekip, bir sosyalist, e, bir sosyolog. Daha sonra tabii kaçıp şeye gitmek zorunda kalıyor İngiltere'ye. Kendisine soru soruluyor. Ya bütün bu süreçte bu gidişatın şeriata doğru gidişini fark edemediniz mi diye sorunca hmm. çok güzel bir cevap vermiş. Valla demiş her gün baktığınız ağacın ne kadar büyüdüğünü fark edemezsiniz. Şimdi nereden başlayacaksınız? Yani bir sadece Fatih değil, Fatih Bey bugün sonuç. baktığınız ağacın ne kadar büyüdüğünü fark edemezsiniz. Şimdi nereden başlayacaksınız? Yani bir sadece Fatih değil, Fatih Bey bugün sonuç. Medyadaki ee, Evet, şimdi şöyle bir kılıf da buluyorlar. Tabii bütün argümanlarını da yeri yerinde oynatıyorlar. Şimdi geçen gün bir televizyonda izliyorum bütün bu zeytin ağaçlarını kesen o çetenin yöneticisi. Enerjiden bahsediyor. Evet enerji medeniyettir. Enerjiye kim karşı çıkabilir? Ama bu kadar medeni bir şeyi, bir çetenin afişe etmesi vatandaş haklı olarak, aa bu CHP'ler enerjiye karşı mı? Sanki biz sadistiz. Elbette karşı değiliz. Üçüncü köprüye ilk karşı olan bendim, linç edildim. 167 kilometre, yani İstanbul'un akciğeri, ormanı, e, su havzalarının tamamı, yerle bir oluyor. Ve bununla ilgili Çevre Bakanı çıktı pardon e, Orman İşleri Bakanı çıktı açıklama yaptı. Asla dedi ağaç kesilmeyecek işte oradan viyadü kuracağız falan edeceğiz filan edeceğiz. Şimdi aslında bu işte işler nasıl oluyor? Bu planlamalardan önce falan edeceğiz filan edeceğiz. Şimdi aslında bu işte işler nasıl oluyor? Bu planlamalardan önce yani belli ki bir merkez bunlara karar veriliyor, veriyor üçüncü havalanı, üçüncü köprü ya da e, e, benzer planlama uygulamalarında önce oralarda arsalar kapatılıyor. Yani hiç kimse bilmeden büyük devasa arsalar kapatılıyor. Sonra planlamalar oluyor. Bunların hepsi tespitli, bunlar iftira falan değil. Önümüzdeki günlerde de bunların hepsini göreceksiniz. 160 kilometreye baktığınızda onun kılıfı çok güzel. Vatandaş haklı Trafik sorunu çözeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde Sayın Topbaş'ın kendisine burada çağrıda bulunuyorum. Sayın Topbaş siz bu 100 binlik planlama yaparken ulaştırma için Japonya'da ulaşım uzmanlarını getirdiniz mi getirmediniz mi? Japonya'dan gelen ulaşım uzmanları dahil olmak üzere Türkiye'deki bu konuda uzman olanların tamamı istisnasız tamamı 3. köprüde yapsanız, 13 köprüde yapsanız trafik sorunu çözemezsiniz dediler. 13 köprüde yapsanız trafik sorunu çözemezsiniz dediler. Trafik sorunu çözmenin önemli argümanlarının bir tanesi metrodur. Yaygın bir metro ağı yapacaksınız. Gerçi yapıyorlar <laughs> ama yani metroyu da yapıyorlar, ne, yapıyorlar? ne kadar kaç kilometre? Bilmiyorum yapıyorlar. canım <laughs> yapıyorlar. Yani, evet. yani. İki, deniz ulaşımını de en yapıyorlar. yaygın bir şekilde kullanın. Bakın mesela Marmara Ray son derece medeni olması gereken bir proje. Ama üçüncü köprünün önümüzdeki günlerde İstanbul'da yaratacağı tahribatı düşünmek bile istemiyoruz. Aynı zamanda hadi dedi kardeşim gücümüz yetmedi üçüncü köprü yapacaksınız. Madem ki buna karar vermişsiniz biz de bir şey yapamıyoruz. Gelin bu bölgeyi en azından 167 kilometrenin güzergahın tamamını yani İstanbul'un akciğeri, oksijeni, suyu bunların tahribi olmaması için Buraları sit alanı ilan eder. Mümkün mü? bütün mi? o çevre yolunun kenarında. Tabii ki. Şimdi önümüzdeki günlerden göreceksiniz. Öbür çevre yolları <laughs> gibi dikecekler. Şimdi yani? solcuların şöyle bir talihsizliği var Nazlı Hanım. Be Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Hep öngörülüdür. Ya kusuruma bakmayın. Tabii belki bir tartışma başka bir noktaya götürmek istemiyorum. Birinci köprüde ilk kez solcular tartış. Olmaz diyorlar. Aman kardeşim. Bu Bura Burak, her şeye, evet. karşı. Birinci köprünün yapılışında İstanbul'a gelen yük 2 milyon. Hemen birinci köprüden sonra. İkinci köprünün İstanbul'a getirdiği yük 4 milyon. Üçüncü köprünün İstanbul'a getireceği yük 5 milyondur ve İstanbul çökecek. Evet şimdi ben son bu polis meselesini bir size de sorarak birazcık. <laughs> Fatih bu... Hatay'lıya ben de bir şeyler söyleyecektim. Sen evet. <laughs> ama şu yani... şeyi ihmal etmeyelim. Ben sana söz vereceğim ama bu şeyi ihmal etmiş gibi olmayalım. Bakın e, cezaevinde polisler dört <laughs> aydır iddianame yazılmıyor. Tutuklu olarak duruyorlar. E, hepsi bir örgüt üyesi ve darbecilikle suçlanıyor. Ayrıca şimdi her vilayette tutuklu olarak duruyorlar. E, hepsi bir örgüt üyesi ve darbecilikle suçlanıyor. Ayrıca şimdi her, her vilayette ayrı ayrı polislere yönelik operasyon yapılırken şimdi mesela bunun tartışılıyor. Çünkü İstanbul merkezli olarak mesela savcı çeşitli vilayetlerde operasyon yapıyor. Anadolu'da Taşya'da e, hakimler tutuklama kararı vermediği için ta başka vilayetlerden işte Edirne'den, diyelim ki Tekirdağ'dan polisler geliyor. Buradaki suç ceza hakimlikleri sanki onlara daha güveniyormuş gibi intiba var. Onlardan bir karar çıksın gibi. Bu çok tartışılıyor. Ee, bu Cemekaya aykırı mıdır? veya işte siz genel Olur. baktığınızda Cemekaya açısından olarak yani, değil de siz e, genel, anayasal genel açıdan, genel anayasal açıdan şöyle söyleyebiliriz. Ee, tabii hakim veya doğal yargıç ilkesi diye bir hukukun üstünlüğünün temel gereklerinden bir tane ilke var. Bu şudur ee, bir e, suç işlediği iddia olunan kişi e, suçu işlediği veya suç e, olduğu iddia edilen fiil işlediği tarihte normal olarak yargılanması gereken merci nereyse orada yargılanmalıdır. Bunun dışında olağan dışı yargılama merciyi e, tayin edilmesi bu ilkeye aykırı düşmektedir. Bu da çok e, arkasındaki mantık çok e, normaldir. Zaten olup bitenler de onun normal olduğunu gösteriyor şimdi. Bu, bu aslında normal hukuk sistemi içerisinde meseleyle bir suçla e, uğraşmak istemediğinizi yani bir irade e, ona özgü başka bazı yol ve yöntemler uygulamayı istediğinizi gösterir. Eğer bu ilkeden cayıyorsanız. Zaten bu suç ceza hakimlikleri meselesinin yapılış tarzında hatırlarsak, bu temel fikirle ilgili olduğu konusunda çok yaygın bir şüphe var. Yani iktidarın cezalandırmak bu temel fikirle ilgili olduğu konusunda çok yaygın bir şüphe var. Yani iktidarın cezalandırmak istediği veya tasfiye etmek istediklerini tasfiye edebilmek, cezalandırabilmek için daha özel olarak, istediği türden kararları, tutuklama kararları alabilmek için bunları kurduğuna dair yaygın bir kuşku var. Bu da dolayısıyla bu onun yeni bir adımı gibi görünüyor. Yani dolayısıyla bu yargılama merciğinin olaydan sonra değiştirilmesi, temel hukuk devlet ilkelerine aykırı olan bir durumdur. Yani siz normal <laughs> suçun işlendiği iddia eden yerde ve hatta ilgililerin bulunduğu yerde yürütebilecekken e, özel olarak belli amaçlarla kurulmuş olan yargı mercilerinin işin içine dahil etmek suretiyle bu işi götürmek istiyorsanız yani bu tabi kuşku yaratan bir evet, durumdur e, şimdi ben sana söz veriyorum özel Kanti... yetkili mahkemeler Kanti. olsaydı bu geçerli olabilirdi galiba 2-3 dakika, dakika. dakika ben de şunu söyleyeyim evet. bence bu ülkede polise de askere de hatta yargıya da bürokrasiye de operasyon yapılmalıdır ve e, hatta yargıya da, bürokrasiye de operasyon yapılmalıdır. Ve e, gerçekten bu 12 yıllık AKP iktidarı döneminde e, gerçekten darbeciler ve darbe hazırlıkları olduğu halde e, hepimizin biraz gözden kaçırdığımız o intihar eden e, şey gibi neydi Ergenekon, şey Balyoz davasında intihar eden e, neyse ismini unuttum tamam. fakat hatırlarım belki biraz sonra. Ya da 20 yaşındaki teğmenlerle bütün bu soruşturmaları sulandıran ve gerçek darbecilerin ve planların ortaya çıkmasına mani olan. E, kapısının önünden geçen bütün Kürtleri, 10 bine yakın Kürt'ü KCK diye e, örgüte sokup içeri atan, Hrant davasını kapatan, Roboski'yi kapatan, e, aklınıza gelebilecek bütün buradaki büyük geziden darbe çıkarmaya çalışan, çarşı grubuna darbe e, suçlamasını yapan buradaki o bütün hukuk dışı, şeylere kamu görevlerine soruşturma açılmalıdır, incelenmelidir. Bu operasyonla bu adamlar mı yakalanıyor şu anda? Gönlümüz rahat edebilir mi? Buradan bir hukuk mu çıkacak? Hayır, bu da öbürlerine benzeyen. Bu adamlar mı yakalanıyor şu anda? Gönlümüz rahat edebilir mi? Buradan bir hukuk mu çıkacak? Hayır bu da öbürlerine benzeyen bir siyasi operasyondur. Yine içlerinde bizim potansiyel şüpheli olarak soruşturulmasını e, düşündüğümüz, arkadaşlarımızın canını yaktığını düşündüğümüz isimler olmakla beraber bir torba operasyondur. elinde sonunda AK Parti hükümetine karşı gelindiği için bütün yerlerde olduğu gibi. Sen şimdi Fatih Altaylı'yı söyleyecektin. Polisi <laughs> sorduğunuzda <laughs> polisi söylüyorum. Hayır sen <laughs> Fatih dedin ya Fatih yani, Altaylı, e, Altaylı. Tamam. Bunu söylemiş olayı ve buradan da e, haklı ve şüpheli bir türlü durum olsa da bunun bir siyasi operasyon olarak hiçbir... Ee, ne Kürd'ün içini rahatlatacağını ne Roboskilin içini daha rahatlatacağını ne de Dink ailesinin kendisini rahatlatacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bir beklentim var. Polise, savcıya askere kime ama hiçbirinin bu davadan çıkacağına da çok emin değilim. Ee, Fatih Altay'la yurt dışında dediniz. Evet. Demek ki bizi dinlemiyor. Rahatla konuşabilirim. Yurt dışında demedim. Hani Se seyahat, git... tatil dedi ama yurt e, e, son dışında. Son derece dinlemez. doğal yani işine evet. son verilmişse verelim. İşte yok yok çıkmayalım. onun için demiyorum. Beni yani dinlemiyorsa ha. Rahat, ha. rahat konuşacağım. Bek o Bekir'e son verilmedi de <laughs> Ee, yani yani evet. bir, bir operasyon Siz yazamıyorsanız ee, işinize son verilmiştir ya. Yani, yani orada şeyi söylemeye gerek baş yok. Ee, yani siyasi iradenin ya. bugün medyayı nasıl baskı altına aldı kimleri nasıl işini kaybettiğini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Biliyoruz ama bir operasyon dediyse Sayın Erdoğan ve e, bu şu anda Altaylıya bir operasyon uygulanıyorsa Sayın Altaylı bu şöyle operasyonları, bir operasyonları tamam, düşünmek lazım. Yani, yani çok önemli söylemem lazım. Bu operasyonları iyi bilir. Yani e, Eren Keskin'e şey, şey cinsel tacizde bulunmak istiyorum diye radyodan söyleyen de odur. Ahmet Kaya'ya şerefsiz diye yazı yazan yani yani da odur. E, üç şey Ama her şeye rağmen bir haksızlık Bakın var. Bakın yani. ondan bahsetmiyorum. Bunun hakkını aynen. teslim ederek söylüyorum. Fatih Altaylı'ya bu iyi oldu demiyorum. Ama kişisel olarak sorduğum için Yani her medya bunu da söylemiş olayım. yaptığı hatalar olabilir bir de yani. Bir bizim kilise onda hala <laughs> Ermeni kilisesi tapusu üstünde onu da geri bir, almadığım bir, için bir şey, kızgın olabilirdim ben yani. Bu, bu yapılanların hiçbir Hı. tanesini kabul etmek mümkün değil. Gerçekte bu bilinçtir Hele 76 milyonun cumhurbaşkanı oldum diyen bir insanın bunu yapmasını kabul etmek mümkün değil. Ama niye Cumhuriyet de bir köşe yazarının işine son verilir? gazetesinde bir köşe yazarının işine son verilemiyor sözcü gazetesinde ya da yurt gazetesinde. Bu gazetelerin de bir gözden geçirilmesi gerektiğini. Yani bugün geliyor. de filan polis, da biliyorsun evet, evet. taraftı da canım. Taraf, taraftı. Aynen. Berbellik şey yani, yani bağımsız akredite medya gazeteler bunlar Şimdi Polis işine girince Nazlı Hanım hepimiz evet. biliyoruz. İktidarların tamam, tamam, tamam. kirli işlerinde rahatlıkla kullandığı bir tek mekanizma var. Polis teşkilatıdır. Geçmiş yıllarda da öyledir. Biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı destan yazdı bu polislere dedi. Bu polisler aynı Gez, polisler. polis kardeşlerimiz yazanlar, evet. Mi? Günlerce bizi gaz altında bıraktılar. Tabii ki görev verilmiştir. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün görev yapan polisler için de söylüyorum. İktidarların kirli işlerine alet olmayın. Hukuku işletin. Yarın siz de çöp tenekesine atılabilirsiniz. Şimdi aslında. bakın ben de bu konuda bu polis konusunda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi suç biliyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz. Ferdidir. Yani şimdi gezi de polis yanlış davranmış. Eee ve veyahut e, ne bileyim ben bu e, Ergenekon operasyonunda hiç o, bakın polisin işkence vesaire iddiaları da artık ortadan kalktı. Bunu da bilmemiz lazım. Yani eski Dur. daha kirli o bir polis gelişme. vardı. Hiç evet. değilse bu şekilde daha dikkatli bir polis ortaya çıktı. Diyelim ki Ergenekon'da yanlış bir hareketim. Daha ziyade Ergenekon'da hakim ve savcılar eleştiriliyor, polis pek fazla işi yok. Bir iki polise de bazı iddialarda bulunuyor. Sen bunu düzmece olarak belgeyi koydun, onu da bulunanlar, sanıklar, kendilerini savunma pozisyonunda olanlar. Yani illaki o sanıkların dediği de doğru olmayabilir. Netice itibariyle İçişleri Bakanlığına bağlıdır, siyasi iradeden polis bütün talimatı almaktadır. Bunu da unutmayalım. Kesinlikle. Özellikle istihbari <laughs> anlamda yapılan e, faaliyetlerde iyice e, siyasi iradenin etkisi olabiliyor. Şimdi Ferdi Bari anlamda yapılan e, faaliyetlerde iyice e, siyasi irade. adenin etkisi olabiliyor. Şimdi ferdi olduğuna göre şu yanlış bak. Sen diyorsun ki mesela Ergenekon operasyonlarında hatalar yapıldı. Nedir bir kere hata? Polisin davranışı mı hata? Savcının veya hakimin tutuklaması mı hata? E, mahkemede yeterli savunma hakkı vermemeleri mi hata? E şimdi buradan dolayı bir polisi diyelim ki Ergenekon operasyonunu yürüten istihbari mahiyette yürüten polisleri ben niye suçlayayım? Ama sen ispat edersen ki bir düzmece belgeyi falanca kişi koydu. Bak bunu koyacaksın topyekun. Bizde yapılan yanlış bu. Topyekun deniliyor ki Polis yaptı. Tabii ki polisin çok büyük hataları olabilir. E şeyi öldürdüler değil mi? Cem evindeki kişiyi öldürdü o polis. Ya o polis öldürmüş diye öbür polisler niye cezaevine girsin? Bütün polisler niye kötü olsun? O gezide o şeyleri yaktılar. Çadırları yaktılar. Onlar suçlu ve onu da olsun. O gezide o şeyleri yaktılar. Çadırları yaktılar. Onlar suçlu ve onu da kimin talimatıyla yaktılar. Niye öbür polisler? Bakın iki aşama var. Bir kere polisler suçlu denilemez. Falanca polis şu yanlışı yaptığı için şu kanun maddesine göre suçludur yargılanması gerekir. Bu bir. İkincisi sen bunu paralel örgüt mensubu diye tutukluyorsun ve bir Örgüt suçu ve bir darbe suçundan dolayı yargılandığın için zaten cezaevine atabiliyorsun. Bu irtibatı göstermek mecburiyetindesin. Yani velev ki olsa da görünmüyorsa da bir şey yapamazsın. Ama kafadan mesela koskoca Mali Şube Müdürü var. Ben tanıyorum Mali Şube Müdürü. Bütün bu yolsuzlukları, operasyonları namuslu bir şekilde yapmış. Daha bak 20 tane daha dosya var. Nazım dedi. siyasi irade isterse o bağlantıyı buluyor. Bulsun işte diyorum. İşte onu diyorum ama bulmasa da icat ediyor buluyor. Ha, i̇cat ediyor ee, olmaz ama işte. Ama hep böyle oldu diyorum ben de. Aa, yani o bulunuyor yani siyasi itidari, O bulunuyor yani siyasi iktidarı arkasında yani, olduğu sürece. Şimdi, işte hukuku desteklememiz lazım. Pankart taşıyan çocuk KCK diye alındı. Hiç harakası e, tamam, olmayan olsun. Alındı yani o bağlantı siyasi irade arkasında olduğu sürece çok kolay Türkiye e, tamam, gibi o... hukukun olmadığı bir ülkede Ay, diyorum. Ben, hep ben kabul yani. ediyorum ama... O KCK'dan dolayı o tutuklamalar bir görev yanlışıysa adam bundan dolayı yargılanır. Herhalde paralel örgüt mensubu diye yargılanmaz. Benim demek istediğim o zaten. Yani buyurun pardon son olarak. Yo, sizde bence be son sözü e Evet size bırakalım son bir 2 dakikada. Nazlı Hanım bu, bunun bir tek çaresi var. Bu, bu e evrensel kurallarda bir hukuk sistemi oluşmadığı sürece polisimizi tartışacağız, siyaseti de tartışacağız, askeri de tartışacağız. Biliyorsunuz faili meçhul cinayetlerde kullanılan polislerin durumunu hepimizin şu anda ibretle izlediğimiz, bunu kullananlar herkes şimdi yalılarda oturuyor ama maalesef kullanılan polislerin önemli kısmı ibretle izlediğimiz bunu kullananlar herkes şimdi yalılarda oturuyor ama maalesef kullanılan polislerin önemli kısmı ya hastane köşelerinde ya gerçekten ciddi psikolojik rahatsızlıklar geçirdiler. Ben her şeye rağmen e, yarım yamalı da olsa hukuk sistemimizin en azından polis içinde, asker içinde, kamuda görev yapan insanlar içinde hukuk çerçevesi içerisinde kalmasını çok arzu ediyorum. Yarın herkes bunun hesabını verecek. Hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. Öyle mi? Hiç kimse zannetmesin. Güveniyor musunuz hakikaten? Kesinlikle. Altını çizerek söylüyorum. İnşallah yakın tarihte hepimiz göreceğiz. Altını çizerek söylüyorum. Herkes bunun Üç hesabını 3 gün vercek. önce nasıl bunu öngörmüyorsak, bugünün o ...üç gün önceden çok çok anlışanlı görev yapanların bugün Evet ama gideceğin... bunun için parlamento'nun ekseriyetinin CHP veya CHP gibi düşünenlerin eline geçmesi Bu toplumun haline. vicdanı bu bütün bu kirlilikleri yenecektir. Buna emin olun. Evet. Eee Bu Son bir geçiş bir... sürecidir ve kirliliğe bulaştıkça otoriterleşirsiniz. Çünkü başka türlü kendinizi koruyamazsınız. Öyle bir başka türlü kendinizi koruyamazsınız öyle bir noktada ki bugün iktidar yetkililerinin başbakan dahil olmak üzere ya ben ilk kez bilmiyorum geçmiş dönemlerde bunu çok farkında değilim. Sayın Başbakan, sayın Cumhurbaşkanı nereye giderse gitsin kendi polisini götürüyor. Demek ki o zaman bu iktidar kendi polisine, kendi askerine de güvenebilecek durumda değil. Gelin Hepimizin güveneceği bir sistem yaratalım. Zaten şimdi Siz de polis, korkmayın. Şimdi zaten şimdi ak polis kuruluyor evet, biliyorsunuz. Ak polis öyle patates yetiştirir gibi polis yetiştiremezsiniz. Ak polis bak polis evet, öyle bir şey olmaz. Birinci derecedeki emniyet bir de müdürlerini hepsini emekliye ayırıp hmm. e, polis koleji kapatılıp polis akademisi kapatılıp herhalde kendi sistem... Polisin de... ivedilikle sendikalı olması lazım. İstiyorsunuz. Ben de. polislerin cesurca davranıp mutlak ve mutlak sendikalaşmalı aksi takdirde yarın Hangi kirli işlerin muhatap olacağını evet. da bilemeyiz. Evet sevgili seyirciler bu programın da sonuna geldik. Biz e, sayın Gürsel Tekine kirli işlerin muhatap olacağını evet. da bilemeyiz. Evet sevgili seyirciler bu programın da sonuna geldik. Biz e, sayın Gürsel Tekine öncelikle hepimiz adına teşekkür ediyorum. Ee, size de iyi akşamlar diliyorum.